gider. Tatlı günler, acı günler, bir ekranda. Allah'ım, içimdeki sıkıntıları gider. Gönlüme bir inşirah ver. Gönlüme bir inşirah ver. Gönlümü rahatlat. O anlatıyor. İslam'dan önceki bir Ömer'i ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam yetiştirir. Onun dergahından ancak Hazreti Ömer gibi bir insan yetişebilirdi. Doğrusu İslam öncesinde merhametin olmadığı o dönemlerde dayak atan, tokat atan, yolda yürürken bana mı baktın? Ben sana bakmadım. Sen kim oluyorsun ki bana bakmıyorsun diyecek kadar yürüdüğünde insanların korkup kaçtıkları şu zata bakar mısınız? Herkes hayranlıkla onu dinliyor. İnsanlar kaçarlardı. Şu zata bakar mısınız? Ben bir mümin için başımı toprakların altına koyarım diyen Hazreti Ömer'e bakar mısınız? Bir hayvana karşı merhamete bakar mısınız? Kim bu zat yetiştirdi? Şüphesiz ki Muhammed Aleyhisselam. Onun ancak dergahından bir Hazreti Ömer çıkar. Son Nebi Hazreti Muhammed'in mucizelerle dolu yaşamı. Kimi böyle seviyorlardı? Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yusuf'un, Hazreti İsmail'in, yeryüzüne gelen bütün peygamberlerin geliş amacı olan, bütün peygamberlerin müjdelediği Medine'sindeki mahşere kalkacak olan şu yeryüzünün gördüğü ve görebileceği en muktedir insan Hazreti Muhammed'den bahsediyorum ben. İslam'ın ilk yıllarında yaşanan sır dolu hikayeler. Ama diyecek, vallahi diyecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek vücudunu örten toprak senden de bu kainattaki her şeyden daha da kıymetlidir diyecek Hazreti Ömer ve sonra gelecek Hacer-i Esved'e, Hacer-i Esved'in o iki oğlunu tutacak sanki sarsarcasına, diyecek ki sen bir ancak taş olabilirsin, sen ne fayda verirsin ne de zarar verirsin, vallahi Hazreti Muhammed sana dokunmasaydı ben dokunmayacaktım, o öpmeseydi ben de öpmeyecektim, o öpmeseydi Ebu Bekir öpmezdi, o öpmeseydi Ömer öpmezdi, o öpmeseydi Osman dokunmazdı, o öpmeseydi vallahi Ali dokunmazdı diyecek ve sonra dudaklarını dokunduracak radiyallahu anh. Eşsiz anlatımıyla Said Hatiboğlu, Rabbim kum adedince razı olsun, Rabbim onların makamını âli eylesin, Rabbim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gören, onun ashabı olan her bir zatın şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben onların mübarek ayaklarına dokunan bir turab olmaya, bir toprak olmaya, onların ayaklarına dokunan bir kum zerresi olmayı en büyük şeref addederim ben. Kendi adıma konuşuyorum ben. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ayaklarının dokunduğu yere dokunabilmeyi, yüzümü sürebilmeyi en büyük şeref addederim. Az sonra Zahide ile Yetiş hayata da. Zahide Yetiş evlendi, nikahta gözler anneleri aradı. Kına gecesine gelen anneler nikaha neden gitmedi? Kına gecesinden sonra neler yaşandı? Az sonra Zahide ile Yetiş hayata da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mutluluğumuz yarım kalmıştı demiştim ya dün. Herkes neden 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 diye sormuş. Anlatacağız efendim neden. Her zaman güzellikler sizinle beraber olsun diyoruz. Tam da olacakken bazen o güzellikler yarım kalabiliyor. Ama en büyük dileğimiz, duamız hep sizlerle olmak, sizlerle kalmak. Programımızda bugün çok özledik, çok bekliyoruz. Ne olur Zahide abla diye bana o kadar çok mesaj attı ki genç hanımlar, anneanneler, babaanneler. Sait Hatipoğlu bugün programımıza konuk oluyor ve birbirinden özel ve güzel anlatımıyla bizi yine alıyor ve diyar diyar götürüyor. Birazdan Sait Hatipoğlu'yla beraber olacağız ama şimdi Profesör Doktor Canan Karatay, Zahide ile Yetiş Hayata programına konuk olmuş ve çok değerli bilgiler paylaşmıştı. Özellikle sağlıklı yaşama dair. O kadar çeşitli örnekler vermişti ki bunların en önemlilerinden
başında doğal ürünlerin tüketilmesi geliyordu. Neler söylemişti? İzliyoruz. Profesör Doktor Canan Karatay sağlıklı yaşam önerileri sundu. Doğal ürünler tüketin. İki tane bunu yiyeceksin. Üç tane bunu yiyeceksin. Yok böyle bir şey. Biz kibrit kutusuyla büyüdük hocam. Ah. Kibrit kutusu boyutunda peynirler değil mi? Kibrit kutusu. Kibritlerde. Yani koskoca bu genç vücuda şu kadarcık kibrit kutusu, peynir, yağsız, az yağlı, sunta gibi bir şey faydası olur mu? Çünkü doğal değil. Az yağlı olduğu zaman bir şey veya diyet olduğu zaman bir şey fabrikada en sağlıklı öğün kısmını çıkartılıyor vücuda girdiği. Çünkü yağ içinde tereyağı yediğimiz zaman ortada yazıyoruz. Tereyağı yediğimiz zaman doğal tereyağı, doğal zeytinyağı. Ancak o zaman insan vücuduna A vitamini girebiliyor, D vitamini girebiliyor, E vitamini girebiliyor, K vitamini giriyor. Bu dört vitamin de temeldir insan vücudu için. Bunlar herkeste eksik. Seyircilerden gelen bir mesaj ilginç bir tartışma konusu başlatmıştı. Bir uzmanın sakın yemeyin dediğine, diğer bir uzmanın mutlaka yemelisiniz demesi izleyenlerin dikkatini çekmişti. Bu mesaja cevap verdi. Bir hoca çıkıyor yeme diyor, bir diğer hoca çıkıyor ye diyor. Kime inanayım diyor. Ona cevap vereyim. Ben niye yeme demiyorum. Benim temel prensibim sağlıklı kalma. Ben diyetisyen değilim. Ne yerseniz, hangilerini yerseniz ve nasıl yerseniz ve ne zaman yerseniz, günün hangi saatinde yerseniz vücudunuzu tanıyın istiyorum. Ben diyetisyen de değilim, otçu da değilim, kusura bakmayın. Yok bu otu yerseniz, bilmem ne suyunu içerseniz kilo verirsiniz. Yok böyle bir şey. Kusura bakmayın, inanmayın yani. Böyle bir şey yok. Vücudunuzu tanımamız lazım. Vücudunuzdaki metabolik bozukluğu tanıyıp onu düzeltmeye çalışıyorum. Benim hedefim kalp hastası olmayın, kanser olmayın, şeker hastası olmayın. Artık gösterildi ki bütün dünyada beslenme yatıyor bunların temelinde. Yok efendim kalp hastasının ayrı, felçin ayrı, diyabetin ayrı değil. Hepsinin altında beslenme yatıyor. Sözlerimi yanlış anlıyorlar. Yağ yemediğimiz için bu hastalıkların olduğu ortaya çıktı. Bütün dünya da bunu gösterdi. Şimdi bana da çıkıp o böyle diyor, bu böyle diyor demesinler. Hakikaten tabii ki derler. Neden derler? Çünkü şimdiye kadar yağ yemeyin demişler. Böyle vaaz etmişler. Böyle fetva vermişler. Çıkıp da hiç kimse, hekim dahil, diyetisyen dahil, ben şimdiye kadar kusura bakmayın yanlış söyledim ama böyle değilmiş diyemez. İnsanın doğasında vardır. İnsanın doğasında bu vardır ama yavaş yavaş değişilir. Bu değişme vakit alır. Bu açıklamaları dikkatlice dinleyin. Kalp hastalığı ana rahminde başlıyor. Kalp hastalıkları riski olarak ki biz buna kardiyo metabolik riskler deniliyor artık. Ana rahminde başlıyor. Ana rahminde bu risklerin başladığı artık biliniyor araştırmalarla. Onun için hamilenin de beslenmesi çok önemli. Hamilenin beslenmesi rahimdeki bebeği etkiliyor. Ve bebekler bugün hakikaten beslenme bozukluğuna duçar olarak doğuyorlar. Hastalanmaların sebebi o. Sık sık alerjik olmaların sebebi o. Erken doğup sonra birdenbire şişmanlanan sebebi o. Doğdukları anda geçen hafta Amerika'da çok önemli bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada diyor ki çocukların %70'i diyabetik olarak doğuyor. Yani yetişkin tip diyabetten bahsediyoruz. Doğan çocukların %70'i. Tabii ki bu ana rahminde oluşuyor. Hamile kalanlar dikkatli beslenmeli. Yani bu annesi babasında olduğu için değil, annenin yanlış beslenmesinden oluşuyor. Onu söylüyorum. Hangi doktora inanacağız? Siz hangi doktora istiyorsanız ona inanın. Siz vücudunuzu tanıyın istiyorum ben. Hastalanmayın istiyorum diye. Bakın ben size... Dünya güzeli bir bebek resmi var. Dünya güzeli bir bebek göstereceğim. Bu 6 aylıkken... Benim bir arkadaşımın torunu. Maşallah. Maşallah da. Ama biraz tombikçi. Tosun işte. Ama bu kayınvalidelerin o gelinim torunuma çok iyi baktığı dedirten cinsten. İşte bu çocuk şeker hastası. Bu bebek şimdi şeker hastası oldu. 20 yaşında. Haberiniz olsun. Ya. Çünkü bu beslenmeden dolayı. Çok tehlikeli. Onun için çocuklara lütfen... Çok doğal ve sağlıklı besleyin. Ben bunu anlatıyorum.
Bakabilir miyim? Çok da güzelmiş. Çok güzel maşallah. Ay. Şimdi 20 yaşında üniversiteye giriyor. Üniversiteyi de gayet güzel, başarılı, cin gibi. Fakat kilo versin, şekeri düzelsin diye uğraşıyoruz. Baksana, bütün çocuklarımız bu tehlike altında. Onun için bunu yiyin, bunu yediğinize bakmayın. Ben ne diyorum? Doğal olan her şeyi yiyin diyorum kardeşim. Yemeyin diye bir şey yok. Bozuk gıdaları yemeyin. Yağ olarak trans yağ yemeyeceksiniz. Şimdi yağ yemeyin, yağ yemeyin diyen bütün herkese sesleniyorum. O yağ yemeyenin başına trans lafını koysunlar. Yani trans yağ yemeyin. Peki, özellikle biz kadınlar zayıflamak için çeşitli yöntemler deniyoruz. Bazen sadece meyve yiyerek zayıflamayı da deneyenler oluyor. Profesör Canan Karatay meyvelerin diğer şekerlerden farklı olduğunu söylemişti. Bakın zayıflamak için hangi meyveyi, hangi çorbayı, hangi yiyecekleri önermişti? İzliyoruz. Profesör Doktor Canan Karatay sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı. Zayıflamak isteyenler birçok ürünle kilo vermeye çalışıyor. Ancak Canan Karatay'ın bu açıklaması çok ilginçti. Paça çorbası zayıflatıyor. Bu zayıflamak isteyenler paça çorbası içsin. Kelle paça olabilir, işkembe olabilir. Bütün bunlar en sağlıklı. Çünkü et suyudur bakın. Et suyudur, içinde şey vardır, kıkırdak vardır. Dizlere iyi gelir, kalçaya, kemiklere iyi gelir. Meyvelerin tehlikeli birer şeker deposu olduğunu da hatırlatmıştı Canan Karatay. Meyveler artık doğal değil. 3 kap yemek, 4 kap yemek. Tabii yaşa göre fark eder. Vücuda göre fark eder. Eğer atletseniz tabii ki yiyeceksiniz. Eğer hamileyseniz tabii ki yiyeceksiniz. Ama yiyeceklerinizi doğal ve sağlıklı ve mevsimsel olarak seçeceksiniz. Bu mevsim, şimdiki meyvelerin hepsi hakikaten kusura bakmayın doğal meyve değil. Yani şimdiki meyvelerin içinde hiçbir C vitamini de yok, mineral de yok. Bu çalışmalarla gösterildi. Yalnız fruktoz var. İbn Sina da meyveyi yasaklamış. İbn Sina'ya diyorlar ki hiçbir meyve yemeyeceğiz. Türkiye meyve yiyor ya. Sanki meyve çok sağlıklıdır diye. Bakın 12 asır önce İbn Sina. 12 asır 1200 sene önce diyor ki o zamanki meyveyi soruyorlar. Yemeyelim mi diyor ki bir tane yerseniz 5 kilometre koşmanız lazım ki meyvanın içindeki zehir vücudunuzdan atılmış olsun. Allah, sanki baklava yiyoruz hocam. Ha, artık onu siz düşünün. O zaman bakın mikroskop yok. O zaman biyokimya yok. Şey yok. Yalnız o meyvanın içinde 1200 yıl önceki meyveden bahsediyoruz. Ne tarım ilaçları var. Ne böcek ilaçları var. Ne gökyüzünde dolaşan uçaklar var zehirleri yağdıran üstümüze. Ne arabalar var. Hmm. Habire egzoz çıkaran. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Bunu söylüyor o zaman. Demek ki ben bunu söylüyorum. Sizin de aklınızı kullanıp ona göre siz karar verin. Canan Hoca onu yasakladı, bunu yasakladı. Kulaktan kulağa konuşup dedikodu yapmayalım. Canan Karatay doğal beslenilmesi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Doğal ürünleri tüketin. Dokularınızın iyi çalışması için, bütün hücrelerimizin iyi çalışması için doğal olan proteini yemelisiniz, doğal olan yağı yemelisiniz, doğal olan karbonhidratları yemelisiniz ve hareket etmelisiniz. Bunu söyleyebilirim. Sağlıklı yaşamak isteyenler böyle beslensin. Çünkü insan vücudumuzdaki her hücre Zayda Hanım yalnız yağdan ve proteinden yapılır. Şekerden yapılmaz. Biz hiç şeker yemesek ömür boyu bir ihtiyaca bir eksiklik olur mu? Katiyen olmaz. Çünkü vücuttaki bütün hücreler, her bir hücremiz, gözümüz, kaşımız, tırnağımız, midemiz, oyumuz, buyumuz, bütün hücrelerimiz herkesin %60'ı sudur, %20'si proteindir, %20'sine yakını da yağdır. %1'den aşağısı karbonhidrattır. Onun için vücudunuza, herkese söylüyorum, ameliyat olsun olmasın, şeker hastası olsun olmasın, kalp hastası olsun olmasın, vücut kendini yeniler. Her hücre kendini toparlar. Ama ona fırsat vermemiz lazım ve o toparlıyor iken vücudumuza sağlıklı yapı taşı sunmamız lazım. Sağlıklı yapı taşı sağlıklı tereyağıdır, sağlıklı zeytinyağıdır, sağlıklı omega 3'tür, sağlıklı proteindir, sağlıklı karbonhidrattır. Bunlardan korkmayın. Herkes bunu mutlaka şeker hastası da olsa bol bol yiyecek. Benim trigliseritim yüksek, ben yağ yiyemem.
Trigliseriti yükselten şeker hastalarına söylüyorum. Şekerdir. Şekerin kontrol altına alınamamasıdır. Trigliseriti yükselten ekmeklerdir. Meyve sularıdır. Meyvelerdir. Yaz aylarında, şimdi bu ayda herkesin trigliseriti yükseltir. Neden biliyor musunuz? Kavun karpuz ayı olduğu için. Ah, onlar da o kadar lezzetli ki şimdi. Kiraz. Kiraz, kiraz da mı? Trigliseriti yükseltir. Yeşil şeker erik. Evet, yeşil erik trigliserit. Şeker hastaları için de, göbeği olan hanımlar için de. Yüksek tansiyon hastaları böyle beslenmeli. Temelinde aynı şey yatıyor Zayda Hanım. Senelerden beri söylüyorum, dilimde de tüyük bitti, kalmadı. Sakalım olmadığı için de kimse dinlemiyor. Hipertansiyon demek, tansiyon yüksekliği demektir. Tansiyon yüksekliği bir hastalık değildir. Tansiyon yükselmesi vücudunuzda temel bazı dengenin, hormonların ve enzimlerin bozuk olduğunun bir belirtisidir. Onları önlersek tansiyon düşüyor. Tabii ilaç almak mecburiyetindeysek hekiminize sorarak ilaçlarınızı alabilirsiniz. Ama siz hakikaten, benim birçok hastam hareket ederek, suyunu içerek, doğal olanları seçip yiyerek ilaçlarından kurtulmuştur. Ama bunu burada ilacınızı bırakmalısınız demiyorum. Herkes kendi hekimine soracak. Sağlıklı beslenmeniz lazım. Eğer tansiyonunuz yüksekse hormonal denge alt üst olmuştur. İnsülin yüksekliği çok önemlidir. İnsülin hormonu şeker hormonunun yüksekliğinde yükselir. İnsülin hormonu yüksek olunca da tansiyon yükselir. Çünkü insülin hormonu böbrek üstü bezlerinden tansiyonu yükselten kortizon dediğimiz hormonu salgılatır. İnsülin salgılatır. İnsülin de düşünce kortizon da düşüyor. Aynı zamanda da tansiyon düşüyor. İnsülin hormonu yüksek olduğu sürece bütün damarlarda büzüşme olur. İnsülin hormonunun sebebiyle bütün damarlarda büzüşme olunca tansiyon yükseliyor. İnsülin hormonu yüksekliğinde damar içinde endotel dediğimiz tek hücreli bir zar vardır bütün damarlarımızın içinde. Buradan damarları genişleten bir hormon salgılanır. Yani biz buna vazodilatasyon deriz. Damarlar genişleyecek ki tansiyon düşsün. Bu hormon onun için salgılanır. Ama insülini yüksek olan kişilerde bu hormon salgılanması duruyor, duruyor, duruyor. İnsülini yükselten şekerdir. İnsülini de yükselten şekerdir. Şekerdir, şekerdir. 1972'de Oxford profesörünün yazısı. Peki bütün bunlara riayet ettiniz ve kilo vermeyi başardınız. Bir süre o kiloda kaldınız, hop tekrar aldınız. Dirayet ettiniz, tekrar verdiniz. Aldınız, verdiniz, aldınız, verdiniz. Vücudun uğradığı zararı aklınıza, hayalinize getiremezsiniz. Böyle olmaması için, yani ne kadar veriyorsanız en azından o kiloyu muhafaza etmek, bedeninize, ruhunuza ve sağlığınıza sahip çıkmak için de sorular sorduk. Bakın Profesör Doktor Canan Karatay neler anlattı. Sürekli olarak kilo alıp verenler vücutlarında onarılamayacak hasarlar açıyor. Standart bir kiloyu muhafaza etmekse sağlıklı beslenme sayesinde gerçekleşiyor. Profesör Doktor Canan Karatay özellikle sürekli kilo alıp verenler için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ters rejim yapmayın. Kilo alıp vermeler tabii ki yanlış beslenme sonucudur Zayda Hanımcığım ve ters rejim yapma sonucudur. Ters rejim nedir? Ters, yanlış. Yanlış, yani yanlışlıkla yönlendirildiğiniz için. Yani Karatay, bir kere ben diyetisyen değilim. Ben bir kalp profesörüyüm ve iç hastalıkları profesörüyüm. Bu nedenle vücudumuzu iyi tanımamız lazım. Siz rejim yapıp sık sık yerseniz kilo veremezsiniz. Ve de rejim yapıyorum demeyiniz bana. Ekmeksiz yapamıyorum derseniz kilo veremezsiniz. Haberiniz olsun. İşte bu yüzden kilo veremiyorsunuz. 40 yaşında çok gençsiniz. Sağlığınızı lütfen ele alın. Bol bol tereyağı tüketmek mecburiyetindesiniz. Bol bol sağlıklı zeytinyağı tüketmek mecburiyetindesiniz. Ve bol bol omega 3 dediğimiz tereyağı, yani balık yağını, doğal olanları tüketmelisiniz. Bol bol yoğurt, bol bol bütün tam yağlı yoğurt, tam yağlı peynir, doğal olanı. Bütün bunlar yasaklandı. Onun için kilo veremiyorsunuz. Ya. Bunu ben de size söyleyeyim. Bir de belki hormonal bir iki de bozukluk da olabilir. Hamilelik geçirmiş olabilirsiniz. Süt veriyor olabilirsiniz. Yani bu faktörler de tabii çok önemli. Neyse. Yani adet görmeden önce sonraki olaylar da çok önemli. Vücudumuz motor gibi çalışıyor. Bizim vücudumuz motordur. Biz hepimiz motoruz. Motor
hiçbir motor yağlanmadan çalışmaz, haberiniz olsun. Onun için hastalıkların sebebi yağsızlık, yağsızlık, yağsızlık. Hangi yağlar tehlikelidir? Bütün yağları bir kefeye koydular. Aman yağa dokunma dediler senelerden beri. Bugün Amerika'da da inanır mısınız? Amerikan nüfusunun %35'i obez, obez, obez. Senelerden beri yağsız yiyorlar. Yanlış besleniyorlar. Senelerden beri diyet ürünüyorlar, senelerden beri hareket ediyorlar, koşuyorlar. Ama obez, obez, obez. Diyabet, diyabet, diyabet. Çünkü yanlış besleniyorlar. Sağlıklı yağ o güzel vücudunuza girecek Bahar Hanımcığım. Sağlıklı yağ evde yapın tereyağını. Sağlıklı yağ, zeytinyağı, ülkemiz zeytinyağı ülkesi. Senelerce zeytinyağını yasakladılar. İşte efendim salatalara şu kadarcık koyun. Neymiş efendim? Kalorisi yüksekmiş. İnsan vücudunda bir kalorinin bir kaloriye eşit olmadığı gösterildi. Kalori hesabı fizikte şey denir, termodinamik kuralıdır. Yani vücuda işte diyelim ki 10 kalori giriyor, 15 kalori çıkarsa kilo verirsiniz. Bu artık tarihe karıştı. Çünkü insan vücudunun önü açık, bir kapalı havuz değil. Kapalı havuz problemini insan vücuduna uygulayamazsınız. Kimse kalori hesabı yapmasın. 16 yaşındaki bir çocuğa 16 kalori giriyorsa o kalori neyle girdiği, nasıl girdiği kalitesi önemli. Nereye gidiyor? Efendim gidiyor adet görüyor ona yardım ediyor. Sinirleniyor annesine kızıyor ona yardım ediyor. Efendim ders çalışırken ona ya nereye gideceğini bilmiyoruz. Kalbine mi gidiyor, karaciğerine mi? Onun için insan vücudunda bir daha söylüyorum. Kalori hesabı yapmak yanlıştır. Bütün dünya artık bunu kabul ediyor. Bunu kabul ettikten sonra zaten yağ yiyebilirsiniz. Çünkü yağın verdiği kalori, yağın verdiği enerji acıktırmayan, uzun süren, devam eden bir enerji. Tereyağının verdiği, zeytinyağının verdiği. O zaman rahatlıyorsunuz. Bütün bunların üstüne de yağ yemezseniz mideniz çalışmaz. Yağ yemezseniz bağırsaklarınız çalışmaz. Kabız olursunuz. Zaten Türkiye'nin yüzde bilmem kaçı kabız. Onun için ya kilo veremezsiniz. Su içmezseniz de doğru dürüst her gün 2 litre, 2,5 litre kilo veremezsiniz. Selülitleriniz gitmez. İnsan vücudu bir motordur. İnsan vücudu bir daha söylüyorum bir motordur. Motor yağlanmazsa çalışmaz. Bu eklemlerimiz de hepsi contadır. Contaları da mekanikler her zaman yağlamazlar mı? Tabii ki. Kapının şeysini bile, kapının menteşesini bile biz zaman zaman gıcırdamasın diye yağlamıyor muyuz? Kesinlikle. İşte onun için dizlerimizin yağlanması için, efendime söyleyeyim, dirseklerimizin, belimizin, bütün bel kemiğimizin, kalçalarımızın yağlanması için sağlıklı yağ bu güzel vücuda girecek. Yani motoru yağlamazsak o motor çalışmıyor ne yazık ki. Sevgili izleyiciler, anneler ve anne adayları ve özellikle emziren anneler için de Profesör Doktor Canan Karatay'a sorular sormuştuk ve muazzam cevaplar verdi. Onları da izletiyoruz size. Profesör Doktor Canan Karatay anne adayları ve emziren anneler için hayati önem taşıyan açıklamalar yapmıştı. Anneler, bu uyarı sizler için. Emziren anneler kilo alır. Şimdi siz ana olmuşsunuz. Altıncılısı gayet güzel, sağlıklı olmanız lazım. O çocuklara siz bakacaksınız. Merak etmeyin, babaları bakmaz. Onun sorumluluğu sizde. Onun için kendinizin sağlıklı olması lazım. Bir. İkincisi, bu devrede emziriyorken kilo alınır. Hormonlar ona göre çalışır. Ama siz dikkatli bir şekilde sağlıklı yerseniz kilo almanız durur. Ama kilo vereyim diye emzirirken uğraşmanız kesinlikle doğru değil. Ben bunu söylüyorum. Bebeğin iyi beslenmesi sizin tek sorumluluğunuzdur. Bol bol tereyağı yiyin. Bol bol tereyağında yumurta kırıp yiyin. Bol bol yoğurt yiyin. Doğal yoğurt. Mardin'de kendiniz yapın yoğurdunuzu. Mardin'de en güzel. En güzel. En güzel yağları bulursunuz. En sağlıklı peynirleri bulursunuz. Bütün bunları bol bol yiyin. Bir de mutlaka fındık fıstık yiyin. Çünkü fındık fıstıkta demir var. Hamile oldunuz. Bebek vücut beslendi karnınızda. Doğum yaptınız. Dünyanın vücutta kan kaybetti. Demiriniz gitti. Demir kaynağı kırmızı ettedir. Demir kaynağı fındıktadır, fıstıktadır. Fındık, fıstık çıtır çıtır. Hem kan yapar hem ısıtır. Bunları sakın yapmayın. Korkmayın, onları yiyin. Bakın siz korkuyorsunuz. Kilo alırım diye yağ yemiyorsunuz. Yazık size. Kilo alırım diye fındık, fıstık yemiyorsunuz. Artık bu yağlı çekirdekler en sağlıklı çekirdeklerdir. Çünkü bu çekirdeklerden kocaman bir ağaç çıkabilmektedir.
Bunun zararı olmaz insan vücuduna. Neyin zararı olur? Sizin vallahi kızarttığınız şeylerin, kızartmaların zararı olur. Sizin kızarttığınız etlerin zararı olur. Baklava, böreklerin zararı olur. Kusura bakmayın. Ve çay içenlerin en çok tartıştığı konu. Çay şekerli mi yoksa şekersiz mi içilir? Canan Karatay bu konuyla ilgili de çok önemli bir açıklama yapmıştı. Çayı şekersiz için. Çay niçin tehlikeli? Çay niçin çarpıntı yapıyor? İçine şeker koyduğunuz için. Çünkü çarpıntı yapan şekerdir. Kalp krizi yapan şekerdir. Tatlandırıcılar? Tatlandırıcılar da aynı. Onlar zaten suni şeker. Hiç yaklaşmayın. Onun için, onları kullandığınız için kilo veremiyorsunuz. Ekmek kilo aldırır. Bana diyorlar ki ben ekmek yemiyorum. Hayır hocam, hiç yemiyorum ekmek, hastalarım. Ama sabahları iki dilim yiyorum. İki dilim çavdar yiyorum. Çünkü iki dilim çavdar ekmek değil. İşte orada yani orada bir tuzak var beynimizde. İnanın çavdar da şekere dönüşür. Kana girer girmez. Yulaf da, pirinç de, patates de, makarna da. Bütün dünya artık bunu söylüyor. Yani ben söylemiyorum. Benim söylediklerimin hepsi burada yazıyor. Sevgili izleyiciler, az sonra Sait Hatipoğlu bizimle beraber olacak. Çok özledik kendisini, sohbetini, anlatacaklarını merakla bekliyoruz. Birazdan Sait Hatipoğlu'nu beraberce karşılayacağız ve keyifli sohbetine nail olacağız. Şimdi böyle yağlı yiyin diyoruz ya, zeytinyağı yiyin diyoruz, bol bol tereyağı yiyin diyoruz. Hele köyden geliyorsa muazzam diyoruz. Ama diyebilirsiniz ki Zahideciğim yiyeyim de ben şeker hastasıyım, nasıl olacak? Onun da cevabı var, izliyoruz. Profesör Doktor Canan Karatay şeker hastaları ve sağlıklı yağlar konusunda çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağdan kastımız tereyağı, kuyruk yağı. Köy tereyağı, kuyruk yağı, burada serbest dolaşan hayvanların iç yağı, kuzu yağı. Çünkü neden onu da söyleyeyim. İki şey söyleyeyim. Bir kere beni suçladılar saf protein diyeti diye. Evet. Çünkü hiçbir kitabımı okumadan kulaktan dolma. Tabii Türkiye'de bu adet. Bunun da sağlıksız olduğunu söylediler. Evet. Oysa ben 3 senedir, daha da önce söylüyordum da, 3 senedir dilimde tüy bitti. Karatay diyeti saf protein diyeti değildir. Karatay da proteinde de vardır, yağ da vardır, karbonhidrat da vardır. Esas tehlikeli olan ufak olmuş, rafine olmuş karbonhidratların vücuda girip kan şekerine dönüşüp, kan şekeri vücudumuz için tehlikeli ve toksik olduğu için yağ giderilmesidir. Bakın, trigliseritleri yükselten kan yağlarımızdan en tehlikeli olan trigliseritlerdir. Ötekilerine hiç kale almayın, yok kolesteroldü, iyiydi, kötüydü. Hepsi iyi, kötü diye bir şey yok. Trigliseritler depo edilir. Yani burada depolar, bu işte selülit dedi, işte göbek dedi, bilmem ne dedik. Burada depo edilen yağlar trigliseritlerdir. İşte böyle hasta oluyorsunuz. Bu trigliseritler, inanın Zayda Hanım, artık gösterildi ki 20 türlü hormon üretiyor, hastalık hormonu. Oo. Hastalığımızın sebebi bunlar. Bunlar hangi hastalıklar? Şişmanlık, kanser, her türlü kanser. Her türlü kanseri yapan hastalık üretiyor kilo, biriken trigliseritler. Her türlü kalp hastalığı, kalp krizi, felç, damar tıkanıklıkları, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, bağırsak kanseri, rahim kanseri, meme kanserini yapan hormonları birikmiş olan bu tereyağı, trigliseritler üretiyor. Sağlıklı yağ tüketin. Peki. Kısırlık. Efendime söyleyeyim. Polikistik over deriz. Hani adet görememe, geç adet görme, erkeklerde kısır olma. Hepsinin altında yağsızlık yatıyor. Senelerce yağ yasaklandı. Senelerce. Ben de senelerce dilime tüy bitti. Şu yağı yiyin diye. Yıllardır özellikle tereyağı tüketilmesi konusunda savaş veren Canan Karatay'ı tüm dünyada yayımlanan Time dergisi de onaylamıştı. Canan Karatay özellikle şeker hastaları için de çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şeker hastaları böyle beslenmeli. Şeker hastalığı var gibi olmaz çocuklar. Ya hamilesinizdir ya değilsinizdir. Ya hamilesinizdir, azıcık hamileyim, olmaz. Ya tam hamilesinizdir ya hamile değilsinizdir. O zaman şeker metabolizmasında bozukluk var demektir. 30 yaşında bir arkadaşımız. Ailemde var, bende de var. Ailenizde olması sizde olacak demek değildir. Ailenizi, annenizi, babanızı, dedelerinizi, nenelerinizi suçlamayın. Şeker hastalığının sebebi aşırı karbonhidratla beslenmedir.
Şeker hastalığının, daha doğrusu glikoz metabolizmasının bozukluğu, karbonhidratın çok fazla yüklenmesidir ve de hareketsizliktir. Hareketsizliktir, hareketsizliktir. Şeker hastalığı kalıtsal değildir. Siz eğer bir şey yiyip ondan sonra eliniz ayağınız titriyor, hemen acıkıyorsanız bilin ki o yedikleriniz size dokunuyor. Siz hemen şekere saldırıyorsunuz. Bu tehlikelidir. Şeker hastaları dikkat! Sabah kahvaltısında doğru dürüst, sağlıklı yağ, sağlıklı protein, sağlıklı sebze yerseniz veya yumurta yerseniz, bol tereyağında 3-4 tane yumurtayı, 3-4 tane yumurtayı kırıp yerseniz, efendime söyleyeyim, o zaman bakın halsizlik oluyor mu? Halsizlik demek hipoglisemi demektir. Hipoglisemi demek gizli şekerin belirtisidir. Bir daha söylüyorum. Hipoglisemi gizli şeker hastalığının belirtisidir. Yani demek istiyorum ki var da yok da demesinler. Sizde gizli şeker başlamıştır. Siz buna alışkanlıklarınızdan uzaklaşmazsanız, karatay kahvaltısını yapmazsanız ve de karatayın önerdikleriyle sağlıklı yağ, sağlıklı protein, sağlıklı fındık, fıstık, kuru fasulye, mercimek yemezseniz bunları önleyemezsiniz. Meyve şekeri çok tehlikelidir. Meyve suyu içerseniz, meyve yerseniz veya alkol içerseniz bunu önleyemezsiniz. Çünkü meyve şekeri çok tehlikelidir. Siz sağlıklı, doğal diye bal yerseniz önleyemezsiniz. Sağlıklı, doğal pekmez diye yerseniz önleyemezsiniz. İşte sizde glikoz metabolizması bozukluğu başlamış, insülin hormonunuz çok fazla salgılanıyor ve de bu yüzden hemen halsizliğiniz oluyor. İşte bu kişilerde şeker hastalığı var. Her obez, her kilolu da gizli şeker var. Karaciğeri her yağlananda artık bunu kabul edelim ki gizli şeker başlamıştır. Ben de onun için tedbir alalım, ilerlemesin diye uğraşıyorum. Yani sağlıklı kalmamız için konuşuyorum. Bir de şeker hastalığı maalesef bilinenin aksine, tam kabul edilen aksine anneden babadan geçmez. Çevreseldir, beslenmenize, yaşam biçiminize bağlıdır, bu bir. Yani genetik değildir. Bir daha söylüyorum, genetik değildir. Şeker hastalığı genetik değildir. Tamamen çevreseldir. Kötü beslenmenize, kötü yaşam biçimine bağlıdır. Ve bu artık gösterilmiştir ki sağlıklı beslenirseniz, sağlıklı yaşarsanız geriliyor. İlaçlarını bile bırakan hastalarım var. Ama hareket edeceksiniz, ama kilo vereceksiniz. Temelinde kilo, kilo, kilo yatıyor. Türk kahvesini böyle için. Bu arada siz kahve içiyorsunuz, soracağım, bize de tavsiye eder misiniz? Ben Türk kahvesi her zaman içerim. Şekersiz olmak şartıyla Türk kahvesi en sağlıklı kahvedir. Günde kaç kere içebiliriz? Ben kaçı bilmem, istediğiniz kadar için derim. Oo. kaç diye bir şey yok, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Peki. Ama şekersiz olacak. İçinde şekersiz şeker olacak. De yok, içinde başka bir şey de yok. Yalnız maşallah hocanın enerjisine hayranım. Bak kaç yaşında bir ara sorduydum, 70'in üstü dedi ama 72 miydi 3 müydü yalan olmasın. Ama bu kadar enerjik bir insan bu yaşta, bilgi dolu, bak beyin sağlığına bak maşallah, her şeyi hatırlıyor, söylüyor, hepimize anlatıyor. Yalnız kilo milo bir tarafa, biz hanımların çok ciddi diyeceğim de o kadar ciddi şey varken hayatta, ama bunu da kafasına takanlar var. En azından sağlık açısından da bir uyarı olabilir bizim için. Gerçi hormonlara bağlı olduğu da söyleniyor bunun. Ne peki bu? Selülitler. Zayıf olun, şişman olun, kısa olun, uzun olun, hatta genç olun, yaş almış olun. Fark etmiyor. Selülit bir şekilde gelip bizi bulabiliyor. Peki onlar için ne yapmamız lazım? İzliyoruz. Selülit kadınların adeta kabusu. Ancak doğru bir şekilde beslenirseniz bu hastalığa yakalanmazsınız. Profesör Doktor Canan Karatay özellikle genç yaşta selülit sorunu yaşayan kadınlar için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Selülitler böyle oluşuyor. 18 yaşındaki bir genç hanımın selülitlerinin sebebi vücuda birikmiş olan yağlardır. Selülit demek vücuda biriken yağlardır. Vücuda biriken yağlar da trigliseritlerdir. Yani şekerin yaptığı yağları, şeker sonucu yükselen kan şeyleridir, yağlarıdır. Siz eğer bal yiyorsanız, pekmez yiyorsanız, ekmek yiyorsanız her türlüsünü, efendime söyleyeyim, gazlı şekerli içecek içiyorsanız, başında da kolalı diğer gazlı meşrubat içiyorsanız, bunlar gidiyor, vücudumuzda selülit oluyor.
Selülit özellikle kadınlarda karın ve bacak bölgesinde oluşuyor. Selülitlerden böyle kurtulun. Bunu nasıl gideririz? Bunlardan uzak durarak, bunları tüketmeyerek, sağlıklı yağ tüketerek. Ben onu anlatıyorum bu kitaplarımda. Sağlıklı yağ yemediğiniz için vücudunuzda tehlikeli yağlar birikiyor. Ve bu tehlikeli yağları da yapan şekerlerdir, şekerlerdir, şekerlerdir. Selülitlerden doğal tedavi yöntemiyle kurtulmak çok basit. Sadece yapılması gereken dikkatli beslenmek. Selüliti olanlar bu şekilde beslenmeli. Bol su içeceksiniz, hareket edeceksiniz. Meyvelerden uzak duracaksınız. Siz Gaziantep'lisiniz, bol bol fıstık yiyin, hiçbir şeyiniz kalmaz. Canan Karatay ülkemizde çoğu insanın da hatalı beslendiğini hatırlatmıştı. Çoğu insan yanlış besleniyor. Fıstığı yasakladılar, cevizi yasakladılar, yağları yasakladılar, onu yasakladılar, bunu yasakladılar. Ondan sonra Türkiye enine büyümeye başladı. Ondan sonra obezite arttı bütün dünyada. Ondan sonra tansiyon, kalp hastalığı, felç, Alzheimer hepsi arttı. Selülit ne demek? 18 yaşında bir çocuğun selüliti, genç bir hanımın selüliti yanlış beslendiğini gösterir. Eğer karaciğeri de yağlıysa, göbeğinde de biraz genişleme varsa, belinde de gizli olarak şeker metabolizmasında bozukluk vardır. İnsülin direnci vardır. Sık sık acıkıyordur. Allah'ım, içimdeki sıkıntıları gider. Gönlüme bir inşirah ver. Gönlüme bir inşirah ver. Gönlümü rahatlat. Peygamber Efendimizin mucizelerle dolu hayatını öyle ya, öyle buyurur kendisi. Hazreti Peygamberle konuşurken vallahi ya Resulallah. Sahabelerin örnek ahlakını bana doğru geliniz dedi. Allah size merhamet etsin, birbirinize karşı merhametli olun dedi. Ondan dinlemeye hazır mısınız? Ben şimdi şu taşlara işaret etsem, taşlar da dile gelse, senin elinde sallanmaya başlasa ve Muhammed Resulullah dese aleyhisselam. Eşsiz anlatımıyla Said Hatipoğlu, dünya başıma çökse ben Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmayacağım dedi aleyhisselam. Az sonra Zahide ile Yetiş Hayata da. Allah'ım, içimdeki sıkıntıları gider. Gönlüme bir inşirah ver. Gönlüme bir inşirah ver. Gönlümü rahatlat. Peygamber Efendimizin mucizelerle dolu hayatını öyle ya, öyle buyurur kendisi. Hazreti Peygamberle konuşurken vallahi ya Resulallah. Sahabelerin örnek ahlakını bana doğru geliniz dedi. Allah size merhamet etsin, birbirinize karşı merhametli olun dedi. Ondan dinlemeye hazır mısınız? Ben şimdi şu taşlara işaret etsem, taşlar da dile gelse, senin elinde sallanmaya başlasa ve Muhammed Resulullah dese aleyhisselam. Eşsiz anlatımıyla Said Hatipoğlu, dünya başıma çökse ben Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmayacağım dedi aleyhisselam. Az sonra Zahide ile Yetiş Hayata da. Az sonra Said Hatipoğlu'nun keyifli anlatımıyla baş başa bırakacağız sizi. Şimdi zaman çok kıymetli ve değerli. Bir dakikada neler yapabilirsiniz? Oo, çok şey yapabiliriz. Biz bugün şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sufle turta. Sufle. Sufle yapıyoruz. Sufle yapıyoruz. Ama bir dakikada. Bir dakika. Ya bir dakikada neresini pişireceksin, hazırlayacaksın, yapacaksın Allah aşkına? Valla bir dakika Zahideciğim. Ve garanti ve göstereceğiz bugün şey. Ben öyle düşündüm. Mesela evde arkadaşlar, koca. Son anda geldi. Beraber yani. Şey, ben zaten bir şey istiyorum aşkım. Şey, bir şey yok. Hadi bir dakika sana sufle yapacağım. Öyle işte ya. Yani. Bir dakikada sana sufle yapacağım diyen kadının alnını öperim ben. O adamın öpmesi lazım. Peki. Mezleme. Nasıl yapacağız? Malzemeleri neyi görelim? Malzemeler göreceğiz. Göreceğim. Bir daha, bir daha bu sefer olacak. Malzemeler göreceğim. Göreceğiz. Gördeleyim mi? Görürüm. Görürüm. Görelim, gelelim. Şaka değil, tam bir dakika.
İsterseniz zaman tutun. Aynen öyle. Zahideciğim isterseniz ben burada hazırladı. Tamam. Biraz daha önce biziz krema. Bu mudur? Aynen öyle. İsterseniz peki. Ben bir tane normal kafe kupa kullanıyorum. Ha. Kupa doğru mu? Ben her zaman kupa söylüyorum, bana doktor kupa, geliyor. Kupa kupa. Doğru şey. Doğru. Bunun içine mi koyayım bunu? Aynen öyle. Önce bir dakikada ne çıktığını ortaya bir görelim, sonra da yarıma kadar. Ya? Dolu yapma çünkü şey içinde şey sonra kabartacağız. Evet. Tamam. Bu bizim normal hazırladığımız kek. Tabii ki de. Keke benziyor ama merak ediyorum şimdi nasıl yaptın sen bunu. Aynen öyle. Yeter. Şey kamera bey acaba bir yardım verebilir mi göstereceğiz? Kamera bey yardım veriyor sen merak etme. Yarısını yaptık. Süper. Ben ne yapıyorum? Ben beyaz çikolata çok seviyorum. Biraz beyaz çikolata rendele yaptı. Üstünü de koyacağım. Ve hemen şey. Dur bakayım. Şöyle bir içini göstereyim size şöyle. İsterseniz fındık çikolata, hangi çikolata siz seviyorsunuz ekleyebilirsiniz burada. Sevgili izleyiciler bugün baştan sona değil sondan başa doğru gideceğiz. Peki bunu ne yapacaksın şimdi? Arkası. Arkası yarın yapıyoruz. Ben şey, şimdi bu sufle için mikrodalga lazım. Hmm. Kesinlikle yani fırında olabilir ama tabii ki de fırında bir dakika olmaz. Biz de hemen şey, bu da açalım. Sizin mikrodalga... Maximum power. Nasıl söyleyebilirim maximum power? En yüksekli. Ha en yüksek. Ben ne diyorum? en yüksek derecesinde. En yüksekli. Ve bir dakika mı? Bir dakika. Yani bütün şimdi mikrodalga... Döndürmeye başladı. Tabii ki de. Bütün mikrodalga aynı değil. Siz de evde önce bir prova yapsınız. Mesela bir dakika, 50 saniye, 40 saniye de olabilir. Yani mikrodalganızın değişiyor. Ayarını kendiniz bir bakın. Aynen öyle. Biraz ama yaklaşık bir dakika bunun... Ölçüsü. Aynen öyle. Vallahi çok pratik bu. Ya çok pratik. Tabii ki de pratik ya. Ve öyle bir şey var. Ama lezzetli mi bir de? Hani pratik tamam da. Lezzetli de olması lazım. Lezzet. Şimdi içindekileri nasıl, içindekileri gördünüz. Bir yapılmışını gösterelim. En son nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Bugün tersinden gidiyoruz. Tersinden. Ama merak ediyorum. Bir dakika sonra kabaracak. Lezzeti nasıl olacak? Bir de bir dakikada nasıl pişecek içi? Aynen öyle. Ve öyle bir şey. Bak Zahide isterseniz burada fındık... Bitti mi? Tabii ki de öyle söyledi. Bakacağız inşallah. Öyle söyledi. Ne olmuş? Vallahi olmuş. Aa, gerçekten olmuş. Gerçekten çıkarıp olmuş. Bakabilir miyim? Tabii ki de. Tamam sen yapılışını gösterirken ben bunu çıkarıp burada bakayım. Hemen bir tane kaşık... Vereyim. Bugün bizi çekmeceye süper. Süper. Ben hemen başlıyorum o zaman. Çok kolay sevgiler, izleyenler, arkadaşlar. Şey, burada ben yumurta ve şekeri beraber çırptım. Biraz daha hazırladım. Çünkü sonra şey makine lazım. Şimdi biz de yavaş yavaş burada biziz şey tozlar ekliyoruz. Önce un, sonra kakao ve beraber biraz süt. Böyle hemen devam ediyorum. Burada tam kek geldi ya. %100 kek. Hmm. Öyle. İnanılır gibi değil. Bir dakikada bu nasıl oldu böyle? Şey, biraz da süt ekleneceğiz. Devam ediyoruz. Böyle. Süper. Çok güzel. Yüz hocam. Tamam. Ve şey. Bunu bir dakikadan az yapsam da bu içi birazcık daha böyle az olsa falan. Tabii ki de ama işte ben şimdi size zaman şey salık şeyler soruyorsunuz. Ya. Ben de salık bir şey sormak istiyorum. İşte fındık ekleyebilirsiniz. Fındık da ekleyebilirsiniz. Fındık, şimdi fıstık falan. İçini gördük, anlattın. Ne dedin hemencik şey, hemen söyle. Yumurta, şeker beraber çırptı. Hı. Bir krema yaptı. Sonra un ekledi. Kakao, toz kakao ekledi. Biraz süt ekledi. Ve o karışacağız yavaş yavaş. Yani bu karışım oldu ve bir dakikada da aynen öyle. Bütün mikrodalga fırında muhteşem bir lezzete ulaştı. Hani çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Ben burada devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Sen burada devam et. Bizim bütün izleyicilerimize birer bardak lazım aynen o zaman. Öyle, bu sufleden. Aynen çok öyle. Teşekkür ediyorum afiyet sana. Afiyet olsun. Ve biliyorum hanımlar özellikle, beyler de tabii ama bu anı çok bekliyorsunuz. Çok kıymetli misafirim geldiler. Hoş geldiniz. Sait Hatipoğlu, nasılsınız? Teşekkür ederim, hürmet ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Anneniz, babanız nasıllar? İyiler, hamdolsun. Validemin özellikle çok selamları var. Aleyküm selam. Dua ediyorlar. Getirip gönderen sağ olsun. Dua bekliyorlar. Her zaman dualarımız kendisiyle beraber. Hepimiz, kardeşiz hepimiz birbirimize dua ediyoruz. Onlar da size dua ediyorlar, sizleri tamam. Seviyorlar. Çok her zaman da dua ediyorlar, dua da bekliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizin muhterem... Allah rahmet eylesin. Yattığı yerler nur olsun. Amin. Dedenizin sizden değil, başka kişilerden övgüsünü o kadar çok duydum ki. Evet. Son dönemde bir şey daha duydum. Evet. Yazdığı kitapla ilgili. Evet. Bahsederseniz çok mutlu olurum. Tabii. Anlatayım biraz. Rahmetli büyük babam.
Allah rahmet eylesin. Fotoğrafını da koydu arkadaşlarımız. Heh. Yattığı yerler nur olsun. Evet, rahmetli büyük babam Haydar Hatipoğlu Hoca Efendi'nin resmi o. Benim büyük babam, babamın babasıdır kendisi. Rahmetli büyük babam tabi Medine-i Münevvere'de vefat etti. 1995 senesinde hac döneminde orada Arafat duasını o sene kendisi yapmıştı. Diyanette gitmişti. Diyanetin fetva komisyonu üyelerinden birisiydi kendisi. Diyanette uzun yıllar çalıştı. Efendim İzmir'in il müftülüğünü yaptı. Uşak'ın il müftülüğünü yaptı. Afyon'da yaptı. Ve Siirt'in il müftülüğünü yapmıştı rahmetli büyük babam. Tabii dolu dolu bir hayatı vardı rahmetli büyük babamın. Belki birkaç dakika değil uzun konuşmak lazım onun hayatını. Osmanlı ulemasının yetişen büyük alimlerinden ders alarak yetişmişti benim rahmetli dedem o dönemlerde. Şimdiki gibi bizim rahat olduğumuz gibi değillerdi onlar. Onlar çok sıkıntılı yetişiyorlardı o dönemlerde. Ya. Hatta bir hoca bulmak için uzun yollar, çamurların içerisinde, yağmurların içerisinde bir hoca efendinin yanına gidelim de bir ibare okuyalım diye böyle meşakkat çekiyorlardı o zamanın alimleri. Tabii rahmetli dedem özel bir zekası vardı rahmetli dedemin daha sonraki kitaplarına sirayet edeceği için. Yani normal bir talebenin 2 senede, 3 senede bitireceği kitapları kendisi 2 ayda, 3 ayda bitiriyordu. Mesela biz okuyoruz şimdi Arapça metinleri ya vardır. İlim ehli de bilir. Sarf ilmi vardır. Emsile, Bina, Maksud, İzzi gibi kitaplar. Bir talebe bunu normal ilk başladığında 5 ayda, 6 ayda ancak bitirir. Dedem o kitapları 2 günde, 3 günde bitiriyordu. Bir ibareyi okurken gözü başka tarafa takılsa anında ezberlerdi. Böyle kuvvetli bir ilmi vardı kendisinin. Çok hadis ezbere biliyordu. Yani her hadisi, hatta bir alim diyor ki ben elini öpüp duasını almıştım ziyaretine gittiğimde iyi bir alimin. Bana rahmeti dedemden bahsetmişti biraz. Çocuktum o zamanlar. Biz diyor Arapça ilimlerde zorlandığımız meseleleri rahmeti dedenize sorardık derdi fetvaları. Hangi hadisin hangi kitapta yer aldığını vücudundaki organı bildiği gibi diyor. Böyle hadis vücudundaki organı yeri nasıl biliyorsa hangi hadisin nerede olduğunu bilirdi. Hatta hangi bir herhangi bir hadis hakkında birçok alimin görüşlerini anında size iletirdi. O hadisin sıhhatini derecesini söylerdi. Hangi alimler tarafından, hangi sahabi tarafından nakledildiğini söylerdi. Eski alimlerin ve yeni alimlerin bu konu hakkındaki fetvalarını dahi anında size verirdi derdi. Böyle bir ilme sahipti rahmetli büyük babam. Yani ama mütevazi bir hayat yaşadı. Böyle hiç ön plana çıkmadı. Hatta etrafında böyle bir cemaat toplamadı rahmetli büyük babam. Mütevazi bir hali vardı. O böyle evinde otururdu. Sürekli kitaplarıyla meşgul olurdu. Hazreti Peygamber'e karşı çok büyük bir aşkı, çok büyük bir muhabbeti vardı. Hatta o halini babam anlatırken der ki biz babamın yanında rahatça Hazreti Peygamber'in adını anamazdık. Duyduğu an ağlardı diyor. Yemek yerken, otururken, sohbet ederken, Resulullah Aleyhisselam dediğimizde anında başı yere düşerdi, ağlardı diyor. Hatta diyor babam bazen geceleri gelirdim odasında, kendisini rahatsız etmezdim. Böyle bakardım ona diyor geceleri, efendim seccadesi ıslak olurdu. Hazreti Peygamber'e dair kasideler okur, ağlardı diyor. Onun faziletini öven bazı ibareler okurdu diyor. Bütün bir gecesi böyle geçerdi. Her hali böyleydi rahmetli büyük babamın. Tabii uzun yıllar kitaplar yazdı, birçok kitap yazmıştı, tefsir de yazdı, fıkıh da ama kendisi özel bir kitap yazdı. Hadis ilminde Kütüb-i Sitte deriz biz, 6 tane meşhur hadis kitabı vardır. Sahabe efendilerimizden büyük alimler hadisleri toplamıştır, hadisleri bir araya getirmişlerdir. İşte İmam Buhari bunlardan biridir. İmam Müslim Hazretleri, bunlar Hazreti Peygamber'in hadislerini toplayan en büyük alimlerdir. Yani sahabe efendilerimize yakın dönemde yaşayan alimler bunlar. Hadisleri topluyorlar. Sonraki gelen alimler de bunları şerh ediyor. Yani şerh açıklıyor. Hadisin manasını ne açıklıyor. Ne anlama geldiği. Çünkü Efendimiz biliyorsunuz, Efendimizin sözleri birçok manayı ifade edebilir. Onun çünkü hikmetleri vardır sözlerinin. Dedem de bu kitaplardan İbn-i Mace adlı bir kitabı şerh etti. İbn-i Mace'nin önemi diğer hadis kitapları gibi şerhi olmadı bu kitabın. Yani sonra gelen alimler o kitaba bir şerh yazmadılar. Arapça bir örneği yoktu yani. Hadis var ama hadisi şerh eden alim yoktu. Mesela bir İmam Buhari'nin kitabını yüzlerce alim şerh etmiştir. Ama İbn-i Mace bundan müstesna. Ona bir zaman ayıran bir alim olmamış.
o kitabı. Biraz da meşakkatli bir eserdir tabii ki. Hem fıkıh içerir hem de Arap dilinde bir elfiye bilecek kadar, bir belagat ölçülerine sahip olacak kadar kitabı iyi bilmeniz lazım. Arapça iyi bileceksiniz ki, yani Arapçayı bir araba öğretecek kadar Arapçayı bilirseniz ancak o kitapları rahat bir şekilde manasını verebilirsiniz. Ki Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an hükümlerini, ahkamını bilmeniz lazım. Çok yani içtihat derecesindeki alimler, yani hüküm çıkaracak alimler o kitaplarla hemdem olur. O yüzden birçok alim o işe girişmemiştir. Ama rahmetli büyük babam bir gün rüya görüyor. Rüyasında kendisinin üstadı, hocası, o dönemde ders okuduğu hocası önünde yürüyor böyle. Önlerinde de Allah Resulü Aleyhisselam yürüyor. Hazreti Peygamber'le arkada rahmetli büyük babam, onun hocası, önünde de Efendimiz. Efendimiz konuşuyor onun üstadıyla, Abdülfettah Efendi, eski alimlerden, Osmanlı alimlerinden birisiydi. Sonra Efendimiz'e Sünen-i İbn-i Mace adlı hadis kitabını veriyor. Eski, çok eski bir kitaptır bu tabi. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kitap ne olacak? Allah'ın Resulü Aleyhisselam diyor ki, biz o kitabı Haydar'a verdik. Haydar o kitaptan, o kitabın hakkını verir inşallah. Böyle bir rüya görüp uyanıyor rahmetli Allah. Büyük babam. Ondan sonra 8 yıl boyunca 4000 küsür içeren hadisi şerefi 7 yılda şerh etmişti. Arapçadan başta tercüme etti. Sonra o hadisler hakkında eski alimlerin, birçok alimlerin görüşlerini değerlendirdi. Kendi kanaatlerini de bir araya getirdi. Hatta Mısır'a gittiğinde rahmetli büyük babam, o zaman babam Mısır'da okuyordu benim babam. Eser Üniversitesi'nde okumuştu. Orada 2-3 sene kalmıştı. Orada birçok alimlerle sohbetlere gidip geliyordu baba. Hatta rahmetli dedem Mısır'a geldiğinde oranın alimleriyle bir araya gelmişlerdi. İlim ehli bilir. Efendim Abdülvedud Çelebi gibi, Şeyh Muhammed Mütevelli Şarabi gibi Mısır'ın önde gelen alimleriyle tanıştıklarında dedemle sohbet ettiklerinde dedemin ilmi vukufiyetine hayran kalmışlardı. Onlarla Arapçanın inceliklerini tartışmıştı. Hadis ilmini, kelam ilmini, feraiz ilmini, tefsir ilmini. Daha sonra o zamanın alimleri Mısır'da Türkiye'den gelen çok muktedir bir alimle biz tanıştık. Biz ilmi cihetine hayran kaldık deyip dedemin İbn-i Mace'yi nasıl şerh ettiğini dinlemişlerdi. Hayret etmişlerdi. Siz yani Arapça şerhi olmayan bir kitabı nasıl yazdınız? Ben böyle yazdım, böyle yazdım demişti. Bir de rüya ile beraber. Rüya ile beraber. O kitap aslında şöyle oldu aslında bir de. Yani o kitabı nasıl yazdığını ben size söyleyeyim. Belki daha iyi anlarsınız. Babam diyor ki kendisi hadisi açıklardı. Ben katipliğini yapardım. Arapçadan tercüme ederdi. Bana söylerdi, ben yazardım. Kaç yaşındaydı acaba o sıralarda? O zamanlarda 50 küsur yaşlarındaydı rahmetli büyük babam. Zaten 63 yılında Medine-i Münevvere'de vefat etti. Babam diyor ki o şöyle bir ruh hali içerisindeydi yani. Mesela hadiste var, orada geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını anlattığı bölüme geldik diyor. Rahmetli büyük babam. Allah Resulü Aleyhisselam vefat etti sözünü bir ayda ancak söyleyebildi diyor. Allah'ın Resulü vefat etti sözünü bir ayda tercüme edebildi. Söyleyemiyor. Ağlamaktan dolayı sürekli diyordu ki git bugün daha bir şey yazamayız. Bir ay boyunca ağladı diyor. Hazreti Peygamber'in vefatını söyleyemedi diyor. O böyle bir muhabbet vardı rahmetli büyük babamda. O kitap böyle bir ilim, aynı zamanda bir muhabbetin işaretidir. Ve rahmetli büyük babam çok istiyordu Hazreti Peygamber'e komşu olmayı, Medine-i Münevvere'de metfun olmayı. Çok istiyordu. Rabbim nasip etmiş. İşte 95 senesine gittiğinde elbette bu kadar hadis ilmiyle uğraştı. Rabbim de ona orada kalmayı, şimdi Hazreti Osman'ın ayak ucunda mahşere kalkacağı günü 10.000'i aşkın sahabeyle beraber bekliyor. Ne büyük şans. Rabbim onların şefaatinden hiçbirimizi mahrum eylemesin. Amin. Yollarına gitmeyi bize nasip eylesin. Amin. Böyle bir dede, böyle bir baba, bu muhabbetlerle büyüyen sizin ilminizden ve sözlerinizden biz de faydalanmak istiyoruz. Söz size bırakıyorum. Biz şeref duyarız müsaadenizle. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkav kavli. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Amin.
Allah-u Teala sizlere merhamet eylesin. Allah-u Teala bizlere merhamet eylesin. Yüce Allah sizleri, bizleri sadık kullarının, salih kullarının, muttaki olanların, Süleyha'da olan salihlerden olanlardan, Rabbim bizleri zahid olan, abid olan kulları arasına alsın. Yüce Allah kalplerimizi onların kalplerine benzesin. Onların vukufiyetine benzesin. Allah-u Teala razı olabileceği amellerle bizleri meşgul eylesin. Allah-u Teala sevdiği, hoşnut olacağı amelleri yapabilmeye sahip olan bir yürek bize nasip eylesin. Allah-u Teala günümüzü, günlerimizi, gecelerimizi mübarek kılsın. Ve şu an Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara diye adlandırdığımız münevver olan Medine'de sahabesiyle beraber, dostlarıyla beraber mahşere kalkacağı günü bekleyen kainatın ebedi iftiharı, insanlığın rehberi, önderi, lideri, peygamber silsilesinin son halkasını ama ekseriyet en baş halkasını, bütün peygamberlerin fazilet ve takvada en büyüğü olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan Allah-u Teala bizi ayırmasın. Buradaki sohbetimizden onun mübarek ruhaniyetini Rabbim haberdar eylesin. Ama öyledir de zaten. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor Aleyhisselam. Kim 40 kişi bir yerde toplanırsa, şimdi burada belki 40 kişi şu an önümde yok ama bizi şu an dinleyen milyonlarca insan var. O 40 kişiden mutlaka biri Allah'a ve Resulüne yakındır. Onun katında bir kıymeti vardır, bir nazı vardır. Allah'ın katında bir derecesi vardır. Rabbim kim şu anda bizim dualarımıza, sohbetimize amin diyorsa, onun duası hatırına Rabbim buradan bereketle kalkmayı, rahmetle kalkmayı, Rauf ismi hürmetine bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala nasibimizi Medine-i Münevvere'den almasın. Orayı sevenlerden eylesin. Muhabbeti olanlardan bizlere eylesin inşallah. Sene geleceğim oraya. Bir şey söyleyeyim ondan sonra. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Medine-i Münevveresinde dostlarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber oturmaktadır. Birdenbire Allah'ın Resulü Aleyhisselam der ki, buyurur ki, hepiniz her gün mutlaka sadaka verin buyurur Hazreti Peygamber. Hepiniz her gün sadaka veriniz. Yani Allah yolunda bir şeyler harcayınız. Sahabe izliyor Hazreti Peygamber'i. Fakir olan bir sahabi der ki, ey Allah Resulü, fedake bi ebi ve ummi. Babam anam sana feda olsun. Vereyim de fakat ben fakirim. Benim bir param yok, malım yok, mülküm yok. Ben nasıl Allah yolunda bir şeylere sadaka vereyim? Hem de her gün. Bir günde değil, her gün. Ey rahmet peygamberi, ey halim olan, ey yumuşak olan, ey insanları incitmeyen, ey kırmayan. Medine'sinde yürürken herkes kültürlü değil ki. Biri uzaktan bağırıyor, Muhammed, Muhammed, Muhammed Aleyhisselam. Hiç örf görmemiş ki, peygamberin huzurunda nasıl konuşulacağını öğrenememiş ki. Bağırıyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bin salat bin selam ona olsun. Yerden göğe kadar kum zerresi adedince Allah'ın salam ve rahmeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a olsun. Dönüyor Hazreti Peygamber her seferinde efendim diyor. Hazreti Ömer şaşırıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, herkese böyle muhatap olmak zorunda mısın? Ne diyor biliyor musun? Ömer, Allah mütevazı kulunu sever. Ömer, halkın içinden geldim, halkın içinde yürüyeceğim, halkın içinde öleceğim. Ve ibadurrahmanillezine yemşune alel ardi hevnen. Rahman'ın has kulları yeryüzüne tevazuyla yürürler. Ama peygamber özeldi Hazreti Muhammed Aleyhisselam.
Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'den bahsederken ey İbrahim, Hazreti Musa'dan bahsederken ey Musa, Hazreti İsa'dan bahsederken ey Meryem'in oğlu İsa der. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bahsederken isminden çok ya Nebi, ya Resul, ya Müddessir, ya Müzzemmil, ya Taha diye hitap eder. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın beşeriyet sıfatından çok nübüvvetini, risaletini, peygamberliğini ön plana çıkarır. Ve Hazreti Muhammed'den bahsederken Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim der ki ey müminler, peygamberin huzurunda sesinizi kısınız. Ondan bahsederken birbirinize seslenir gibi seslenmeyiniz. Amelleriniz boşa gidiverir. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsederken edebinizle konuşunuz. Kainatın ebedi imamından. Öyle ya, onun ashabı, onun sahabisi, onun huzurunda otururlarken sanki başlarında bir kuş varmışçasına kıpırdarsak sanki kuş uçup gidiverecek. Böylesine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bir edeple otururlardı. Ondan bahsederken göz göze gelemezlerdi, haya ederlerdi. Edeben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanında, Hazreti İbrahim'in büyüğünün yanında, Hazreti İsa'nın müjdesinin yanında, Hazreti Musa'nın tevazusunu alanın yanında, Hazreti İsa'nın müjdeli o zatın yanında, bütün peygamberlerin takva, fazilet, edeb, hilim, ilim, bütün ahlaklarını, faziletini kendi ekseni etrafında cem eden tek bir zat vardır. O da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Bir tane peygamber olsun ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini müjdelememiş olsun. Bütün peygamberler onu müjdelemişlerdir. Miraç günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kudüs'e gittiğinde 124 bin peygambere imamlık yapmışlardır. Bütün peygamberler onun huzurunda, onun arkasında namaza durmuşlardır. Bu ne demek? Ben hepinizin dünya ve ahiretteki ebedi imamı Muhammed Aleyhisselam'ım demek oluyor. Subhanellezi esra bi abdi, peygamberi kulunu aldı, miraca çıkardı. Bin selam, bin rahmet miracın peygamberine. Bin selat Hazreti İbrahim'in selam verdiğine, bin selam Hazreti Yusuf'un güzeline. Evet, Hazreti Yusuf çok güzeldir. Güzelliğiyle meşhur olmuştur. Neden biliyor musunuz? Allah-u Teala ona verdiği nuru, ona verdiği güzelliği hepsini halka göstermiştir. Ama Allah-u Teala Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdiği güzelliğin milyonda birini halka göstermiştir. Buna rağmen onu gören ondan etkileniyordu. Düşününüz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın güzelliğini. O yüzden o bütün peygamberlerin en güzeli olarak tarihte anılacaktır. Bütün çağların en büyüğü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Döner o ashabına. Demek ki her gün sadaka vermeye gücün yetmez öyle mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Her gün sen tekbir getiremez misin? Allahu Ekber diyemez misin? Allah en yücedir diyemez misin? O da Allah'ın katında bir sadakadır. La ilahe illallah diyemez misin? Allah'tan başka ilah yok. O da Allah'ın katında bir sadakadır. Diyemez misin ki estağfurullah, ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi bana merhamet et. Bu da Allah'ın katında bir sadakadır. İyiliği emredip bir insana bak arkadaş, bu gittiğin yol yol değildir. Gel birbirimize karşı merhametli olalım. Gel sen hata ettiğinde beni uyar. Ben seni uyarayım. Gel birbirimize sahip çıkalım. Biz aynı peygamberin ümmetiyiz. Aynı kıbleye dönüyoruz. Ayrım olmasın. Ayrılıklar olmasın. Gruplaşmalar olmasın. Tek bir önderimiz var Hazreti Muhammed. Biz onun ümmetiyiz. Bütün mürşitler, bütün üstadlar, bütün meşayihler ona tabi olmak zorundadır. Bütün üstadlar baş üstündedir. Ama bütün üstadlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti seniyesine ittiba ettiğinde üstad olurlar. Oysa bir kıymeti yok. Demiyor mu İmam Şafii Hazretleri? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uymadıktan sonra havada uysan ne kıymetin var senin? Ne kıymetin var? Sen Hazreti Muhammed'in yoluna gitmiyorsa ne kıymetin var? İstediğin kadar büyük ol. O şeytanın aldatması olur ancak. Bu da bir sadakadır. İnsanlara bak şu yaptığın kötü iştir demen, kötülükten onu nehyetmen de bir sadakadır. Hazreti Peygamber, annenize ve babanıza iyilik etmeniz, onlara hizmet etmeniz, onlara sahip çıkmanız Allah'ın katına bir sadakadır.
annenize ve babanızın yüzüne bakmanıza, yüzüne. Onların yüzünü izlemek dahi Hazreti Peygamber ibadettir diyor. Anneye ve babaya bakmak. Sonra diyor ki Hazreti Peygamber çiftlere söylüyor, evli olanlara. Diyor ki hanımınızın ağzına bir ekmek parçası bırakmanız da Allah'ın katında sadakadır. Çocuklarınızı kucağınıza alıp öpmeniz de Allah'ın katında sadakadır. Çocuklarımızı öpmek de mi? Evet. Hazreti Peygamber diyor, o da Allah'ın katında sadakadır. Yolda yürüyorsunuz. Yerde bir şey gördünüz. İnsanlara zarar veren bir şey. Onu alıp kenara bırakmanız da Allah'ın katında sadakadır. Bir hasta ziyaretine gitmeniz, Allah sana merhamet etsin, Allah sana Şafi ismiyle şifa versin, Allah sana merhamet etsin demeniz de sadakadır. Birbirinize sahip çıkmanız da sadakadır. Birbirinizi sevmeniz de, birbirinize selam vermeniz de sadakadır diyecek Hazreti Peygamber. Kapıları daraltmayacak, kapıları açacak, genişletecek. Böyle öğretecek Hazreti Peygamber. İşte bunlar hepsi Allah'ın bir merhameti değil mi kuluna? Ufacık bir şeyden Allah işte vesileler yaratıyor. Yerde kaldırdığın taşı dahi Allah-u Teala bir ibadet sayıyor. Bir başkasına zarar vermesin diye. Öyle değil mi? Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı ne kadar merhametlidir. Ayetinin bir tecellisi bu değil mi? Allah çok mu merhametli? Çok merhametli. Öyle ki bir anneye bakınız. Anne hiç evladına kıyar mı? Anne ne kadar acayip bir yüreğe sahip. Sen anneni o kadar kızdırırsın. Anneni o kadar zorlarsın. O kadar terletirsin. O kadar bunaltırsın. Ama sana gene kıyamaz. O annedir. Atsan atmaz, satsan satılmaz derler ya. Ne kadar acayiptir insanoğlu. Bir anne 40 tane evlada bakar ama 40 evlat bir anneye bakamaz. Anneye sahip çıkamaz. Hep söylerim. Yeryüzünde, yeryüzünde ayakları öpülecek tek varlık annedir. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah'ın merhametinin en büyük tecellilerinden biri işte annedir. Anneyi kim yarattı? Anneye o yumuşak kalbi kim verdi? Allah verdi. İşte Allah bu kadar merhametlidir. Allah bu kadar rahmet sahibidir. Allah kuluna zulmetmez ki. Allah kuluna iyi yolları öğretir, hayır yollarını öğretir. Ama kul bazen haddi aşar, edebi zorlar. Yanlış yollara gider. Allah-u Teala dünya hayatında iyi şeyler yapmamızı ister. Merhametle uğraşmamızı ister. Bak der, ben sana bir kitap gönderdim. Hiç düşündün mü? Hiç onu araştırdın mı? Hiç merak ettin mi? Asırlar boyunca insanlar bir Kur'an-ı Kerim diye bir kitaptan bahsediyorlar. İçinde ayet-i kerimeler varmış. Hâzâ kelâmu Rabbi. Rabbin kelamıymış. Dokundun mu? Baktın mı bir Bakara suresine? Bir Âl-i İmrân suresine? Hiç bir Tevbe suresine dokundun mu? Hiç bir Araf suresine baktın mı? Hiç bir Zuhruf suresine baktın mı? Bir Yasin'e baktın mı? Bir Duha'ya baktın mı? Bir Şems suresine baktın mı? Hiç bir Kul huvallahu ehad de ki Allah birdir dedim mi? Allahu samet. Allah samettir. Allah kimseye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulet. O doğurmadı ve doğrulmadı. Hiçbir şey onun dengi değildir. Dedin mi? Hiç baktın mı? İnceledin mi? Keşke baksaydın. Dünya hayatı ne kadar eğlenceyi sever. Dünya hayatı ne kadar insanı zorlar. İmtihan dünyası. Ama dokunmadan olmaz ki. Kitaba dokunmadan onun büyüklüğünü, onun nurunu, onun azametini kavrayamazsın ki. Hiç bakıyor musun ki aynaya? Bazen aynaya bakıyorsun kendine. Kendini çok beğeniyorsun. Diyorsun ki ne kadar güzel olmuşum ben. Ben bugün ne kadar güzelim. Ne kadar yakışıklıyım. Ne kadar karizmatik adamım. Diyorsun. Diyorsun da acaba o göz niye yaratıldı? Bu eller niye verildi? Bu ayaklar niye oldu? Tamam, iyi, hoş ama beni yaratan benden bir şey beklemez miydi? Bana bu kadar nimeti verdi diye hiç düşünüyor musun? Diyor musun ki bu göz acaba ne için yaratıldı? Bugün bu göz bir Kur'an sayfasına, bir mushafına dokunsun. Dedin hiç oldu mu? Demedin mi? Allah bana bir dil vermiş. Konuşuyorum, ediyorum ama bence bu dil Allah'a zikredilmesi için yaratıldı. Allah'a zikredeyim diye Allah yarattı. Allah'ın kelamı okuyayım diye yarattı. Diye hiç kendine sormuyor musun? Bak Allah bana ne güzel beden vermiş. Ben bu bedeni Allah'a secde yolunda harcasam. Fi sebilillah. Allah yolunda harcasam. Allah için bugün secde etsem. Gel arkadaş gel bugün seninle beraber camiye gidelim diye. Hiç niye söylemiyorsun? Bugün meyhaneye giden bir arkadaşına. Gel kendine merhamet et. Bu yollar çıkmaz sokak. Gidenler boşa gidiyorlar.
gidenler Hatay'a gidiyorlar. Gel karşılıklı bugün hasbihal edelim. Gel bugün Hazreti Muhammed'i sana anlatayım aleyhisselam. Gel bugün sana Hazreti Musa'yı anlatayım. Gel bugün sana Allah'ın Fettah isminin tecellilerini konuşayım. Niye demiyorsun? Gel bugün sana Fatih Sultan Mehmet'i anlatayım. Şu İstanbul'u bize secde edelim diye buraları kurtaranları anlatayım. Niye demiyorsun? Demem mi lazım? Demezsen olmaz mı ki? Yapman gerekmiyor mu ki? Yapacak yüreğe sahipsiniz. İşte bugün o yüreğe sahip olduğunuzu anlatacağım. Bugün size bir örnek vereceğim. Hiç unutamayacaksınız. Beni bir zaman önce okuduğumda o kadar etkilemişti ki ecdadımızın büyüklüğünü bir kez daha anlamıştım. Kimin nesli olduğumuzu, kimin zürriyeti olduğumuzu, kimin nesebi olduğumuzu daha iyi anlayacağız. Sene 1928, tarih 1928. Çanakkale'den 10 sene geçmiş. 10 sene sonra, 1918 yılından tam 10 sene sonra, sene 1928, Osmanlı'nın büyük alimlerinden, artık Osmanlı o defter kapanmış, artık Türkiye'de ve dünyada yeni bir dünya, yeni bir defter açılmış. Türkiye için de öyle. Osmanlı halkasını teşkil eden artık son alimlerden birisi Alasonyalı Cemal Efendi. Allah makamını âli eylesin, bize şefaatçi kılsın o temiz ehli sünnet alimlerini. Kendisi hacca gider o sene 1928 yılında. Umre'ye hacca gider, Mekke-i Mükerreme'ye gider. Orada hacca gider. Orada Allah'ın emrini yere getirir. Gider tavaf eder, Safa ile Merve'ye gider. Gider de gider, ümmete Muhammed'e dua eder, tavaf eder, Allah'ı zikreder, namaz kılar, kılar da kılır. Orada Mekke'de ulemalarla, arif zatlarla, salih zatlarla görüşür. Türkiye'deki alimlerden bahseder, bir şeyler anlatır. Sonra Medine-i Münevvere'ye gelir kendisi, Cemal Efendi. Gelir, Medine-i Münevvere'ye haç dönüşü, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelir. Artık özlem bitmiştir. Artık hasret hafiflemiştir. Artık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanı başındayım der. Hiç Ravza-i Mutahara'dan çıkmaz. Hep Hazreti Peygamber'in kabri başında oturur. Hep sürekli Hazreti Peygamber'e selam verir. Onun huzurundan hiç çıkmaz. Sürekli Resulullah'ın yanında oturur. Edeple oturur. Hep onu düşünür. Onu hayal eder. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimiz de hani oradalar ya. Hazreti Peygamber'in yanı başındalar. O üç zatı hayal eder. Belki onların hatıralarını konuşur. Belki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hani Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp Mekke'de helummu ileyye, bana doğru geliniz, fefirru ilallah, Allah'a firar ediniz dediği o günlerde Resulullah Aleyhisselam'lı o hatıralı günler. Belki o günleri düşünür. İşte bu minber ve mihrapları dolduran şu ravzanın en güzel köşelerini düşünür. Orada oturuyor. Orada Cemal Efendi Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısının bekçisiyle tanışır. O kapının hizmetkarıyla. O kapının süpürgecisiyle tanışır. Süpürgecisiyle. O kapının süpürgecisi. Bir şey söyleyeyim mi ben size? Çok samimiyim. Allah'a yemin olsun. Ben hayatım boyunca kendi adıma söylüyorum. Hiçbir makamı arzu etmemişimdir. Hiçbir makamı heves etmemişimdir. Dünyevi hiçbir makam. Benim için en büyük şeref ilimdir. İlim en büyük rütbedir benim gözümde. O yolda yürümek. İlim okyanustur. Biz insanoğlu neye benzeriz biliyor musunuz? Allah'ın ilmi o kadar büyüktür ki okyanus gibi biz o okyanustan böyle ufacık su içen bir kuş gibiyizdir. Allah'ın ilmi o kadar büyüktür. İnsanoğlu nedir ki? İlmi nedir ki? Bir yere kadardır. Biz şu duvarın arkasını göremiyoruz. Allah onun arkasını biliyor. Biz şu gökteki efendim gökteki sokakları bilmiyoruz ama Allah biliyor. Biz neyiz ki? İnsanoğlu nedir ki? Her bilenin üstüne bir ilim sahibi vardır. Hayatım boyunca kimseyi kıskanmadım. Ama bir kişi hariç. Onu söylemeyi çok isterim. Bir kişiyi çok kıskanmışımdır biliyor musunuz? Ama kıskanmak derken nefsi bir kıskançlık değil. O bir rahmette kıskançlıktır benim gözümde. Güzellikte kıskançlıktır. Kime çok kıskanmışımdır biliyor musunuz? Bazen annemin dizine uzanırım. Annemle sohbet ederken derim, anne ne kadar şanslı değil mi derim. Kim biliyor musunuz? Kimden bahsediyorum? Ömrümde bir kişiye heves etmişimdir. Bir kişinin yaptığı makama sahip olmayı çok istemişimdir. Tek bir makam. Kim o biliyor musunuz?
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kapısının süpürgecileri var ya, onun kapısının hizmetkarları var ya, o kapının bekçileri var ya, işte bir onları ben kıskanıyorum. O kapının süpürgecilerinden birini olmayı var ya, o kadar isterdim ki, o kapının süpürgecisi olmak, o kapının hizmetkarı olmak, Allah'a yemin olsun ki benim nezdimde dünyadaki bütün makamlardan daha da şereflidir. İyi biliyorum, vallahi iyi biliyorum ki o kapının hizmetkarları mahşere geldiklerinde Yüce Allah onlara bana hangi amelle geldiniz diye sorduğunda ne diyecekler biliyor musunuz? Diyecekler ki ya Rabbi tek bir şeyle geldim. Neyle geldin? Ya Rabbi ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kapısının hizmetkarı, onun süpürgecisiydim. Bana ona göre muamele ile diyecekler. Onun kapısının süpürgecisi olmak, o toza bulanmak, o kabirle bütünleşmek, muace-i şerifin önünde beklemek, onun huzurunda hizmet edebilmek ne büyük şeref, ne büyük bir makamdır ya Rabbi. Allah'a yemin olsun ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ayağının dokunduğu yere dokunabilmeyi, öpebilmeyi, yüzümü sörebilmeyi en büyük şeref atfederim. Ben böyle severim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı. Çünkü babamdan bunu öğrendim, dedemden bunu öğrendim. Benim büyüklerim Hazreti Muhammed Aleyhisselam dediklerinde başlarını göğüslerine kadar eğerlerdi. Vallahi başımızı toprağa koysalar, vücudumuzu toprağa koysalar, nedir senin son sözün deseler, tek bir söz deriz. İlla ki Muhammed Aleyhisselam. Biz böyle seviyoruz. Biz böyle iman ediyoruz. Vallahi size bir şey daha söyleyeyim mi? Mahşere geldiğimde Yüce Allah bana sorsa, dese ki Said, gel bakayım ey günahkar. Gel bakayım. Geldin mi huzuruma? Geldim ya Rabbi. Dünya ne kadar kısaymış değil mi? Öyleymiş ya Rabbi. Söyle bakayım bana hangi amelle geldin dese. Ne diyeceğim biliyor musunuz lütfetse? Ya Rabbi ben ümmete, ben millete Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattım diyeceğim. Ben sadece buna iman ediyorum. Ben buna güveniyorum. Hiçbir amelim olmasa da, kırık dökük amellerim olsa da ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatabilenlerden biri olabilmenin mahşer günü belki bana bir kapı aralayacağına, belki onun katına hadi gel bakayım sen de, bu kapı sana da açık o halde. Niye biliyor musunuz? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı sevenler çok varmış ya. Onu sevenlerden biri koşmuş koşmuş aşk defterinin yanına, aşk defteri tutuyorlarmış Hazreti Yusuf'a dair o zamanlarda. Öyle hikaye ediyor birileri işte. Biri de ona demiş ki ya nereye koşuyorsun, bir dur hele ya, bir dur hele. Nereye gidiyorsun? Görmüyor musun şu sırayı? Binlerce insan var. Yusuf Aleyhisselam görüşe görüşe seninle mi görüşecek? Ne diyor biliyor musunuz? Der ki görüşemeyebilirim. Ben zaten görüşebileceğim umuduyla gitmedim ki. Niye gittin? Aşk defterine benim de adım yazılsın istedimdir. O defterde benim de adım geçsin. Yusuf'u sevenlerden biri olabilmek Aleyhisselam. Biz de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı sevebilenlerden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu anlatabilmenin, Allah bunu lütfettiği için Allah'a binlerce kez hamdolsun. Şu ekranlarda, şu televizyonlarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatabilmek ne kadar güzel bir şey ya Rabbi. Allah bu ülkede hatipleri çoğalsın. Hazreti Muhammed'i anlatan hatipleri çoğalsın. Hazreti Hamza'yı seven gençleri çoğalsın. Hazreti Ali'nin yolunda yürüyen gençleri çoğalsın. Allah bizi bu imanla haşeylesin. Mahşere giderken Allah bizi Muhammed'i sevenler diye seslensin Aleyhisselam. Mukarreb melekler gibi Muhammed'i sevenler diye haşeylesin bizi inşallah Aleyhisselam. İşte o da Cemal Efendi Medine-i Münevvere'de o kabrin hizmetkarıyla tanışır. Alimlerden birisidir Cemal Efendi. Ve Cemal Efendi ile o kabrin hizmetkarı arasında bir dostluk olur. Hele Cemal Efendi'nin Osmanlı'nın torunu olduğunu, Osmanlı'nın efendim neslinden geldiğini anlayınca kabrin hizmetkarı başlar ağlamaya. Anlayamaz tabii Cemal Efendi niye bu kadar ağladığını. Osmanlı'nın adını duyduğu gibi ağlıyor. Ne kadar sevgisi var Osmanlı'ya karşı. Cemal Efendi ile hasbihal ederler. Cemal Efendi der ki, efendim siz niye bu kadar çok ağlıyorsunuz Osmanlı'nın adını duyduğunuzda? Der ki, şimdi sana bir şey anlatayım ben. Bu anlatacağım hadise Osmanlı'yı sevmem için yeter biledir. Osmanlı'yı sevmem için yeter bile. Nedir efendim? Şudur der.
Cemal Efendi'ye. Der ki bundan 13 sene önceydi. Yani 1915 yılıydı. Şu an 1928 o dönem, anlattığı dönem. 1915 senesi, gene haç dönemi, binlerce mümin geliyor Medine-i Münevvere'ye, Hazreti Peygamber'in yanına aleyhisselam. Hindistan ulemasının büyük alimlerinden birisi o sene gelmişti. Hindistan ulemasının büyük alimlerinden. O geldi, tanıyorduk zaten onu. Böyle çok acayip bir alimdi böyle. Müthiş bir kalbi vardı. Konuşurken böyle yüreklerimizi titretirdi. Acayip bir vaaz verirdi. Ravza-i Mutahara'da otururdu, kalkmazdı. Orada öyle bir hatipti ki, öyle bir konuşurdu ki insanlar onu dinlerken ağlarlardı. O ağlardı, bizi ağlatırdı. Böyle müthiş bir alimdi. Otururdu böyle, açardı, hadis ilmine dair sohbet verirdi. Hadis okurdu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyurdu ki, buyurdular ki dediği de ağlamaya başlardı. Ne acayip bir sevgisi vardı öyle. Ne müthiş seviyordu Hazreti Peygamber'i. Ama bu sene dikkat ettim de çok ağlamaya başladı Medine-i Münevvere'de. Dikkatimi çekmeye başladı. Ama ne ağlama. Yanındakiler kalkardı, o da kalkardı namaz kılmaya. Allahu Ekber derken eli titriyordu diyor. Vücudu titriyor. Namaza başlarken ağlıyor, namazda ağlıyor, secdede ağlıyor, rükuda ağlıyor. Namaz bitiyor, abdest almaya giderken dahi ağlıyor. Her haliyle ağlıyordu. Benim çok bu sefer dikkatimi çekti. Bu Hindistanlı alim niye bu kadar çok ağlıyor diye. Çok dikkatimi çekti. Ama başkalarının da dikkatini çekti diyor. Müthiş bir alimdi. Kendi halinde. Çok farklı bir kalbe sahip. Dedim ki bugün gideceğim, ona soracağım. Niye bu kadar ağlıyorsun diye. Yanına gittim. Gene gelmişti Ravza-i Mutahara'ya. Hazreti Peygamber huzurunda oturuyordu aleyhisselam. Baktım gene başını yere eğmiş. Hazreti Peygamber'i düşünüyor. Gene ağlıyor. Gittim yanına. Eğildim kulağına. Dedim ki üstad, mazur görünüz beni, niye bu kadar ağlıyorsunuz? Bir şey mi var? Bana ilk sözü ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu diyor Cemal Efendi. Resulullah Aleyhisselam'ın kapısının hizmetkarına soruyor. İlk sözü şu oldu diyor. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kokusunu ta Hindistan'dan alırdım diyor. Ta Hindistan'dan onun kokusunu alırım ben diyor. Deyince bir şaşırdım diyor. Tabi yani keşful kubur makamı olur tasavvufta. Kabrin altını müşahede edecek alimler olur elbette. Niye olmasın ki? Resulullah Aleyhisselam buyurmuyor mu? Allah'ın öyle kulları vardır ki şu dağa işaret etseler dağ yerinden oynatırlar buyuruyor Hazreti Peygamber. Allah dilerse niye olmasın? Sözüne devam ediyor ve diyor ki ben diyor Hindistan'da aldığım kokuyu buradan alamaz oldum. Medine'de alamadım. Öyle deyince şaşırdım diyor. Nasıl Medine'de alamadım? Diyor ki Ravza'da Hindistan'da duyduğum o güzel kokuyu, o bereketi, o feyzi, o nuru buraya geldim burada alamıyorum ben diyor. 1915 senesinde. Sonra durdu dedi ki acaba diyor kendi halime ağladım diyor. Ben ne günah işledim de Efendimiz Aleyhisselam benden o güzel kokusunu çekti de ben o kokuyu alamaz oldum. Onun o bereketini hissedemez oldum. Dinliyor kabrin bekçisi. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Ya da diyor, ya da Hazreti Peygamber kabrinde değiller diyor. Makamında değil diyor. Muvacihe-i Şerif'te değil. Öyle deyince bekçi iyice bir hayret ediyor, titriyor. Diyor efendim siz ne söylediniz farkında mısınız? Evet diyor. Belki de diyor kabrinde değil. Allahu alem diyor. Kalkıp yürüyor, gidiyor. Kabrin bekçisi titremeye başlıyor. Nasıl yani? Nasıl Hazreti Peygamber kabrinde değil? Ne diyor bu alim de boş bir adam değil. Büyük bir alim. Boşta konuşacak bir zat değil. Kendi kendine konuşa 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 uyuyakalıyor. Kabrin bekçisi. Rüya görüyor. Rüya. 1915 günü. 1915 yılı. Ne görüyor biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye teşrif etmişler. Medine'ye gelmişler. Yanında iki dostu
Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimiz. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda ağır adımlarla yürüyorlar. Resulullah'ın yanında. Hazreti Peygamber'in yüzü çok solgun. O kurban olduğum o güzel yüzünde çok üzüntü var. Yüzünde çok bir hüzün, yüzünde bir o masum yüzünde bir üzüntü hali. Gözlerinde aktı akacak bir yaş. Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Hazreti Peygamber'in vücudunda bir halsizlik. Kabrin bekçisi Resulullah'ın yanına yanaşır aleyhisselam. Resulullah'ın yanına gelir. Eğilir böyle Resulullah'ın yanına. Cübbesini tutar. Der ki, babam anam sana feda olsun. Sen nereden geliyorsun ey Allah'ın Resulü? Nedir senin bu halin? Ne der biliyor musunuz? Kabrin bekçisine. Der ki ben der ilk baştaki sözü o Hindistanlı alim doğru söylemiş diyor. Riyada. Hindistanlı alim doğru söylemiş. Ben der Medine-i Münevvere'de değildim. Kabrimde değildim. Çünkü hadislerden biz biliyoruz ki peygamberler kabirlerine dahi diridirler diye bir hadis var. Yani en azından ruhaniyeti diridir. Belki beden anlamında değil ama ruhaniyetleri diridir. Sıradan insanlar gibi değillerdir onlar. O yüzden Efendimiz bana salatu selam getirdiğinizde ben anında haberim olur. Hem de ismen. Mesela Nihad'ın oğlu Said sana salatu selam getirdi ey Allah'ın Resulü. Fatih'in oğlu Mehmet sana selam getirdi ey Allah'ın Resulü. Kabrimdeki melekler anında bana haber verirler diyor. O öyle bir tasarrufun sahibidir Hazreti Peygamber. O sıradan bir insan değildir. Hazreti Peygamber'i beşeri sıfatlarıyla anlatmaya çalışan bazılarına söylüyorum. Bazı insanlar Müslüman olduğunu iddia edip, tebliğ edip Hazreti Peygamber'i itibarsızlaştırmaya çalışanlara söylüyorum. O sizin ufkunuzun alamayacağı kadar büyüktür. Elbette ki o da bir insandır. Elbette ki o da beşerdir. Fakat o Allah'ın Resulüdür. Kainatın büyüğüdür. Kur'an ona alemlere rahmet olarak tecelli ettik diyor. Ben insanlığın seyyidül beşer, ben insanlığın efendisiyim diyor. Hazreti Adem Allah'a yalvaracağı zaman bir hakki Muhammed aleyhisselam. Ya Rabbi Hazreti Muhammed hürmetine bana mağfiret et demiştir. Hazreti İbrahim onu müjdelemiştir. Hazreti İsa onu müjdelemiştir. En büyük alimler en daraldıkları anlarda dakilek sığındık sana ey Allah Resulü demişlerdir. Bu zat mı sıradan bir insan? Bu zat mı vefat ettiğinde tasarrufu bitiyor? Etmeyin Allah aşkına. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Diyor ki bu Hindistanlı alim doğru söylemiş. Ve kabrimde değildim. Neredeydiniz ey Allah Resulü? Ne der biliyor musunuz? Ben de Çanakkale'deydim Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'e. Ey Allah Resulü sizin Çanakkale'de ne işiniz var? Der ki benim ümmetim küfür ordusuna karşı savaşıyordu. Çanakkale'de. Hani şu bizim bildiğimiz meşhur Çanakkale Harbi. Onlar en daraldıkları anlarda yetiş yetiş ya Muhammed Aleyhisselam. Yetiş ya Muhammed Aleyhisselam diyorlardı. Allah'ın müsaadesiyle ben de onların yanındaydım. Onların yanına gittim. Ruhaniyetim onlarla beraberdi. Öyle diyordu Hazreti Peygamber. O yüzden Çanakkale'nin manevi kahramanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama öyledir. Yavuz Sultan Selim kimin bereketiyle Sina çölünü geçti? O geçilmeyen o çölü kimin bereketiyle geçti? Birdenbire Yavuz Sultan Selim atından yere iner. Edeple yürümeye başlar Sina çölünde. O meşhur çöl, o kimselerin geçemediği o çöl, gidenlerin yok olduğu o çöl. Gündüz çok sıcak olan, geceleri o soğukla insanları mahveden o çöl. Birdenbire Yavuz Sultan Selim atından aşağıya iner, yürümeye başlar. Ordu şaşkın, Osmanlı erleri şaşkın. Koca padişah ne diye bu çölün içinde atından indi de yürümeye başlıyor. Ordu hayret içinde ama Yavuz Sultan Selim böyle edeple yürüyor. Elini böyle göğsüne doğru götürmüş. Başını yere doğru eğmiş, sanki önünde çok önemli biri var da kendinden daha önemli olan birisi. 600 sene Osmanlı nasıl dünyaya hükmetti? İşte bunun için anlatıyorum.
Nasıl Osmanlı 600 sene dünyaya hükmetti? Yavuz Sultan Selim'in cevabına bakınız. Yürürken Hasan Can yanına gelir. Yavuz Sultan Selim'in yaveri. Der ki sultanım hayırdır der. Arkada ordu var. Siz böyle birdenbire attan indiniz, edeple yürümeye başladınız. Ne ola ki deyince dönüyor Yavuz Sultan. Hasan Can diyor. Hasan Can görmüyor musun diyor. Şu ordunun önünde yürüyeni. Hazreti Muhammed Aleyhisselam yaya yürürken Yavuz Sultan Selim kim alıyor da atın üstünde yürüsün diyecek. Soruyorlar. Osmanlı nasıl 600 sene dünyaya hükmetti? İşte bu yüzden hükmetti. Kimsenin önünde başı eğilmeyen Fatih Sultan Mehmet, şu İstanbul'u fetheden büyük komutan, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın adını duyunca başını yere eğerdi. Diyorlar Osmanlı nasıl büyük oldu? İşte bu yüzden büyük oldu. Hazreti Muhammed'e aşıklardı Aleyhisselam. Abdülhamid Han, o ayağı başımın üstündedir. O kadar kıymetli takva sahibidir benim nezdimde. Abdülhamid Han Medine'ye haber gönderdiğinde, hasta yatağındayken Medine'den mektup geldiğinde hasta haliyle dermiş ki beni yatakta kaldırın, kaldırın. Kaldırırlarmış. Derlermiş ki hele dur sakın okuma. Gidip abdest alırmış, öpermiş. Medine'den geldi bu mektup. Hele şimdi oku bakayım dermiş. Abdestsiz o mektuba dokunamazmış. Niye? Medine'den geldi. Niye? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın beldesinden geldi. Osmanlı nasıl Osmanlı? Osmanlı işte böyledir. Biz Osmanlı'yı böyle severiz. Biz Osmanlı'yı böyle anlarız. Onların manevi ruh iklimde gezen, onların takvalarında, onların güzellikleriyle hatırlarız. Allah makamlarını âli eylesin. Bunu anlattım ki Çanakkale'de şehit olan o gönül erlerini unutmayalım. Onların dertlerini unutmayalım. Ankara'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, İzmir'den, her bir bölgeden bir kardeşliği unutmayalım. Çanakkale'de toparlanan her bölgeden gelenlerin kardeşlik, ümmetlik havasını estirenleri unutmayalım. Sen falancadansın, ben falancadan yok, hayır. Çanakkale'de bir kardeşlik vardı. Binlerce rahmet Çanakkale şehitlerine olsun. Allah onların makarını yücelsin. Allah onların makamını âli eylesin. Allah onların şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Ama onların yolunda gidersek o zaman bir faydası var. Çanakkale o zaman geçilir. O zaman geçilmedi. Ama nesil, ama ümmet, ama evlatlar onların yoluna gitmezse, başka ideolojilere saparsa o zaman Çanakkale geçilmiş olur. Onlar iman davası verdiler. Küfre karşı millet davası verdiler. Küfre karşı vatan koruma davası verdiler. Küfre karşı izzetimiz, şerefimiz olan İslamiyet'i koruma davası verdiler. Allah onların makamını âli eylesin. Ve bizleri de onların bereketine mahrum eylemesin. Ben de bir gün gitmiştim Medine-i Münevvere'ye. Bir bahsetmek isterim. Bir hatıramı. Bir düşüncemi, bir günümü. Medine-i Münevvere'ye gitmiştim ben de. Aylar önce ailemle beraber gitmiştim. Onlarla beraber gitmiştim ben de Medine-i Münevvere'ye. Çok heyecanlıydım. Hazreti Peygamber'in yanına gideceğim Aleyhisselam. Gerçi ilk gidişim değildi ama insan her zaman aynı heyecanı yaşar. Hazreti Peygamber'i göreceğim. Allah size de gitmeyi nasip eylesin. Hepimize. Kim istiyorsa gitmeyi nasip eylesin. Medine'ye, Mekke'ye gitmeyi. Şimdi gidecek hacılara da Allah kabul eylesin. Rabbim oradakilerin bereketinden bizleri mahrum eylemesin. Ben de gitmiştim. Uçakta giderken çok heyecanlıydım. Okuduğum kitabı doğru düzgün okuyamıyordum. Büyük bir alimin tefsiri vardı elimde. Onu okuyordum ama sürekli saate bakıyorum. Acaba ne kadar kaldı? Acaba ne zaman uçak inecek de Medine'ye geleceğiz? Böyle bir heyecan vardı içimde. Herkes öyledir ama. Kim giderse öyledir. Dünya artık umurunda değildir. Ben geldim Hazreti Peygamber'in yanına. Dünya artık onun için lüzumsuzdur. Hazreti Peygamber'e kavuştum der. Gelmiştim Medine-i Münevvere'ye. Yavaş yavaş Ravza-i Mutahhara'ya doğru gidiyorduk. Ravza Efendimiz'in mescidinin adıdır. Ravza-i Mutahhara. Oraya gidiyorduk Hazreti Peygamber'in yanına. Etrafa bakınıyordu. Ne kadar güzel görünüyordu. Halen aynı. Hiç değişmemiş. 14 asırdır. Nasıl bıraktıysa aynen öyle kalmış. Hazreti Peygamber Aleyhisselam.
etrafa bakınıyordum. Bir zamanlar Hazreti Peygamber ve sahabesinin geçtiği o bölgeler, o beldeki Hazreti Peygamber'e şahit olmuş, o beldeki Resulullah Aleyhisselam'ın gülümseyişine şahit olmuş, o beldeki Hazreti Peygamber'in hüznüne şahit olmuş, o beldeki Resulullah'ın Medine'sindeki yürüyüşüne şahit olmuş, Bedir'e gidişine, Uhud'a gidişine, onunla Resulullah'la dolu dolu bir günler, o hatıraları düşünüyorsunuz. Yürürken Medine sokaklarında bir taşın yanına yaklaşıyorsunuz, taşla dertleşiyorsunuz, taşla. Taşa diyorsun ki, acaba Resulullah Aleyhisselam senin yanından geçti mi? Acaba Hazreti Peygamber burada yürüdü mü? Onun rüzgarı sana çarptı mı? Belki Hazreti Ebu Bekir buradan geçmiştir. Belki Hazreti Ömer burada yürümüştür. Belki Hazreti Ali burada yürümüştür. Belki Hazreti Hasan burada yürümüştür. Lütfeder misin? Bize anlatır mısın diyorsun. Taşa konuşuyorsun. Taşla konuşulur mu? Öyle mi? Konuşulmaz mı? Gelmez mi taş dile? Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselam mescidinde vaaz vermektedir. Onun mübarek dirseğinin böyle dokunduğu bir kütük vardı. Kütüğe doğru böyle bir ağaç parçasına dirseğini koyar öyle vaaz verirdi. Onun böyle yüksek basamakları yoktu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatı boyunca imparatorları, zamanının büyük devletin reislerini dize getiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam ufacık bir odanın içerisinde hayatını geçirmiştir. Böyle mütevazı bir zattır. O kadar mütevazıdır. Sahabesi de bir o kadar mütevazıydı. Kendi de öyleydi. Dünya onları kandıramadı. Onlarla dünyayla hiç böyle bağlantılar olmadı. Hiç dünyaya tenezzül etmediler. Onlar o kadar mütevazıydılar. Dünyada bir han gibi, bir hana benzettiler. Bir kapıdan girip çıkıverdiler hiç. Dünyayla hiç böyle işleri olmadı. Peygamberler, sadık kullar böyledirler zaten. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle dirseğini dayayıp da konuştuğu bir kütük vardı. Bir gün oldu Efendimiz Aleyhisselam'a minber yaptılar. Üç basamaklı bir minber. Ufak, üç basamaklı. Halen vardır şimdi Medine'de. Oraya çıktı. O kütüğü de böyle bir kenara bırakmışlardı. Sahabe-i kiram. Hazreti Peygamber Aleyhisselam daha hutbesine başlar başlamaz birdenbire mescidin içinde bir ağlama sesi duyuldu. Böyle bir bebek ağlayışına benzer bir ağlayış. Herkes yöne doğru döndü. Kim o kim? Kim ağlıyor? Bütün Medine şahit. Birçok hadis alimi tarafından nakledilen bir olay. Meşhurdur. Birdenbire herkes dönüyor. Kim o ağlayan? Kimdir o ağlayan biliyor musunuz? Hani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın böyle yaslanıp da vaaz verdiği o küçük o ağaç parçası vardı ya. Ses, o bebek sesi, o ağlayış sesi o kütüğün de içinden çıkmış. Subhanallah ya Rabbi. Ağaç ağlar mı? Nasıl ağlamasın? Muhammed Nebi dokunduysa Aleyhisselam, sonra Muhammed Nebi Aleyhisselam'ın kokusuna muhtaç kalırsa, sonra Muhammed Nebi Aleyhisselam'dan uzak kalırsa, Muhammed Nebi Aleyhisselam'a dokunduktan sonra onsuz bir zaman geçirirse nasıl ağlamasın? Kütük ağlar mı? Niye ağlamasın? Öyle değil mi amma? Siz sanıyor musunuz ki sadece insanlar peygamberi tanırdı Aleyhisselam? Hazreti Peygamber buyuruyor ki, yer ve gök arasında bulunan her şey benim Allah'ın Resulü olduğumu bilir. Hazreti Ali radıyallahu teala an öyle buyuruyor. Ben Medine'de de Mekke'de de her Hazreti Peygamberle yürürken ağaçların Hazreti Peygamber'e Esselamu aleyke ya Resulallah, salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü dediklerini duyardım, işitirdim. Hazreti Peygamber Medine'de yürürken ağaçlardan selam gelirdi. Esselamu aleyke ya Muhammed aleyhisselam, sonsuz salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Ağaçlardan peygambere selam sesi gelirdi. Ama öyle de olmuştur. Ebu Cehil'e Hazreti Peygamber, hani gelmiştir ya bir gün Ebu Cehil Hazreti Peygamber'e, şu taşları konuştur, senin adını zikretsinler. Vallahi ben de sana iman edeceğim. İman edecek misin Ebu Cehil? Edeceğim deyince Hazreti Peygamber taşlara işaret edecek. Taşlardan Hazreti Peygamber'in adı geçecek. Muhammed, Muhammed Resulullah.
Taşlar Resulullah'ın adını zikredecekler. Ebu Cehil korkacak, küçük dinli yutacak, hayret edecek. Taaccüp halinde büyü yaptı, büyü diyecek. Kalbi hiç ısınmayacak. Taşlardan ses geldi. Muhammed Resulullah Aleyhisselam. Taş zikreder de bazen taş kalpler hiç. Peygamberle hiç arası olmaz. Bunları düşünüyorsunuz. Taşla konuşuyorsunuz. Dertleşiyorsunuz. Sonra ağır adımlarla Ravza-i Mutahhare'ye doğru yürüdüm. Yavaş yavaş geldim. Ezan okunuyordu. Baktım. Bir gördüğümü bir daha hiç görmüyordum bile. Milyonlarca kalabalık vardı. Her yerden geliyor insanlar. Medine-i Münevvere'ye, Irak'ından, İran'ından, Amerika'sından, Danimarka'sından, her yerden yeni Müslüman olanlar, onu sevenler, ona muhabbet besleyenler, milyonlarca insan. Ben de geldim. Girdim Ravza-i Mutahhara'ya. Ben de orada bir köşede böyle namaz kıldım. Çok kalabalık. Öyle kalabalık ki böyle bir karış secde edecek yeri dahi zor buluyorsunuz bazen. O kadar kalabalık. Acayip bir kalabalık var. Namaz bittikten sonra geldim Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrinin tam karşısına. Başımı eğdim. Edeple ona ve yanındaki iki dostuna, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimiz'e selam verdim. Sonra biraz geri çekildim. Orada diz çöktüm. Şöyle onun kabrini izlemeye başladım. Kabrine bakmaya başladım. Gene bana ders verdi. Gene bana ders verdi. Gene onun kabrini izlemek bana nasihat oldu. Gene onun kabrine baktığımda bir ders daha aldım. Neydi o ders biliyor musunuz? Hani gidersiniz kabirlere bakarsınız. Hani bir zamanların en meşhurları olur. İsim vermiyorum. İsim anlamında değil. Biz kimseyi incitmeyiz. Bizim derdimiz insanları üzmek olmaz. İslamiyet'in derdi bu olmaz. İslam'ın herkese kapısı açıktır. İslam kimsede kusur aramaz. Kendi kusuruna ağlar. Bir başkası günah işlediğinde ona dahi ağlar. İslamiyet böyle bir dindir. Vallahi peygamber böyleydi aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam kadınlara karşı nasıldı acaba bu kufiyeti diye babama sormuşlardı Avrupa'da bir Hristiyan gazeteci. Babamın cevabını hiç unutmuyorum. Elini öptüm muhterem babam. Demişti ki gazeteciye, senin baban odada, sen içeri girdiğinde senin baban ayağa kalkar mı seni gördüğünde? Gazeteci diyecek ki, niye kalksın babam beni görünce ayağa? Babamı hiç unutmuyorum, gülümsemişti. Demişti ki, işte tanımadığın Hazreti Muhammed Aleyhisselam, kızı Fatıma'sı odaya girdiğinde ayağa kalkardı. Binti Ebiha, babasının kızı, hoş geldin. Sarılırdı Ümmü Ebiha, ey babasının anası. Ey benim dünyadaki kokladığım reyhanım, benim nazenin çiçeğim, fesleğenim derdi. Ya öyle mi? Evet efendim. Hazreti Muhammed böyle miydi aleyhisselam? Evet efendim. Peygamber böyleydi. Başka bir kitapta Meryem suresini bulamazsınız. Hiçbir dini kitapta, hiçbir ilahi kitapta. Ama Kur'an-ı Kerim kadına sahip çıkmıştır. Hazreti Meryem'e suç isnat edip, küfür edenleri reddedip, Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın annesinin ne kadar temiz olduğunu anlatıp o sureye de Meryem suresi adı vermiştir. Kadına böyle sahip çıkmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diri diri kız çocuklarının toprağa gömüldüğü bir dönemde gelmiştir. Peygamber olmuştur. İnsanlar kız çocuklarını ayaklarının altına alırdı. Kız çocukları ayaklarının altında ezerlerdi. Adeta paspas gibi görürlerdi, kadını hakir görürlerdi, tokatlarlardı. Kadın öldürüldüğünde niye öldürdün diye soran kimse yoktu. Ortada bir hukuk dahi yoktu. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldiğinde kız çocuklarını sırtına alıp pazarlarda yürüdüğünde hayret ediyorlardı. Muhammed ne acayip bir iş yapıyor diyorlardı aleyhisselam. Kucağına alıp seviyordu, okşuyordu. Tabuları yıkıyordu Hazreti Peygamber. Ey izzet ve şerefi erkeklerde görmeye çalışan,
kadınları üzen, öldüren size söylüyorum diyordu. Allah seni de kadını da eşit yaratmıştır. Takvada ancak üstün olanınız vardır diyordu Hazreti Peygamber. İnsanları köleleştiriyorlardı o geldiğinde. Köleliği yıkıyordu Hazreti Peygamber. Mekke'nin kölesi olan, oranın en zenginlerinden biri olan, büyük bir zenginin kölesi olan Hazreti Bilal'i Mekke'ye götürdüğünde Kabe'ye çıkartacak Hazreti Peygamber. Oku Bilal, erihna, rahatlat bizi diyecek. Kabe'nin üstüne çıkartacak. Evet, Kabe çok şereflidir ama müminin kalbi çok daha şereflidir diyecek Hazreti Peygamber. Garibanları, hakir görenleri Hazreti Peygamber o dönemde olduğunda itibar, hani bazıları görmez ya, bu fakirdir, biz niye bunu adam yerine koyalım? Hazreti Peygamber aleyhisselam ne kadar doğru söylüyor. Öyle ki diyor, öyle Allah'ın kulları vardır ki saçı başı dağınık, garibandır, fakirdir, itibar görmez, halkın içinde itibar görmez. Ama Allah'ın katında öylesine itibarlıdır, öylesine kıymetlidir ki Allah adına yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Daha işaret etse daha yerinden oynatır diyor Hazreti Peygamber. Mazlumların peygamberi, düşmüşlerin peygamberi, düşmüşleri kaldıran Hazreti Muhammed aleyhisselam. Onu böyle tanıyınız. O yüzden Fransız şair Le Martin ne güzel söylüyor. İnsan hangi kriterle ölçülürse ölçülsün, Hazreti Muhammed gibisini göremezsiniz aleyhisselam. Onu okuyanlar, insaflıca okuyanlar ancak ona hayran olurlar. Ne kadar büyüksün sen ey Allah'ın Resulü. Sen ne kadar güzeldin, sen ne kadar temizdin, tertemiz bir hayat yaşadın. Ne kadar sen yücesin, senin makamın ne kadar büyük. Bakarsınız kabirlere, bakarsınız ki sessizlikler var, kimse yok. Kabirlerde bir zamanlar çok meşhurdu, yürüdüğünde yollar kapanırdı. Bu hepimiz için geçerli. Hani yürüyordu yollarda, yollar kapanıyordu, ooo falanca geliyor. Şimdi bakıyorsunuz ki kabirlerinde sessizlik var, unutulmuşlar, bir rüzgar esiyor, bitip gidiyorlar. Belki vefat ettiği sene bir daha geldiğinde bir iki küçük bir haber, belki bir hatıra, belki bir vefa gereği, o kadar. Bir zamanlar milyonlar ondan arkasındaydı. İsimleri her yerde gezerdi. Şimdi bakıyorsunuz ki kimse yok, unutulmuşlar. Bu kadar. Dünya şöhreti bu kadardır. Bakınız, bakınız. Cenazelere bakınız. Kabirde gitmeden önce cenaze uzanıyor. Değil mi? Kabire geliyor. Kabire gömecekler. İmam diyor ki gömün bakayım bu cenazeyi. Ne oldu? Hani sen büyük adamdın, hani asaletli adamdın, hani senin bir adın vardı, bir ismin vardı. Ne adı, ne ismi? Daha mezara girmeden adını cenaze yaptılar senin. Adın cenaze oldu senin. Bu kadardır işte. Adın cenaze oldu senin. Adın mı vardı, adın dünyada kalır. Kabire girdiğinde adın yok, ismin yok. Amelin var, amelin. Dünyada yüce Allah'la aran iyiyse iyisin. Dünyada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la aran iyiyse iyisin. Kur'an'la aran iyiyse iyisin. Ezan'la aran iyiyse iyisin. Cemaat'le aran iyiyse iyisin. Ümmet'le aran iyiyse iyisin. Yoksa yok. Dünyada kalır her şey. Dünyaya bir çift çorap bile götüremezsin. Dünyada kazandıkların burada kalır. Sen kabire iki çift çorap bile götüremezsin. Sen ve amellerin, ötesi yok. Orada Allah'la sen, başka hiç kimse yok. Bunun farkında oluyorsunuz. Sonra birdenbire başımı kaldırdım. Baktım ki Hazreti Peygamber'in kabrine milyonlarca insan orada. Müezzin kalkıp hadi hayya ala salah, hadi namaza dediğinde, hadi hayya ala felah, kurtuluşa dediğinde, Irak'ından, İran'ından, Pakistan'ından, Afganistan'ından, dünyanın her bir bölgesinden en az 500 bin insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanında kıyama kalkıyor. Gecenin ikisinde, sabahın beşinde, öğlenin üçünde, Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'sinde en az 500 bin insan namaza kalkıyor. Şimdi bana söyler misiniz? Kim Hazreti Muhammed kadar büyük olabilir Aleyhisselam? Vallahi kainatta hiçbir beşer, kainatta hiçbir fani Hazreti Muhammed kadar sevilmemiştir.
Allah'a yemin olsun ki kainatta hiçbir beşer, hiçbir fani Hazreti Muhammed Aleyhisselam kadar sevilmeyecektir. Bu o kadar büyüktür. Nasıl ki dün o konuşulduysa, nasıl ki bugün benim gibi bir adam onu anlattıysa, ki bana şeref olarak onu anlatmak yeter, göreceksiniz. İleride de hep o anlatacak. Kainat var olduğu sürece hep Hazreti Muhammed konuşulacak Aleyhisselam. Ama Allah onu doğru anlatabilmeyi nasip eylesin. Onu doğru yolda anlatabilmeyi nasip eylesin. Ve Mevlam bizi hiçbir an, hiçbir saniye, bir an dahi, bir saniye dahi Rabbim bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah sizlerden de ebeden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah diyelim. Amin. Bir nefeste sanki dinledik bitiverdi gibi geldi. Ne güzel anlatıyorsunuz ya. Diyar diyar dolaştık. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında değerlendirdiğinizde ne kadar büyük bir alim, ne kadar yüce yürekli bir insan, evet, nasıl bir peygamber olduğunu düşündükçe tüylerimiz diken diken oluyor. O zamanlar kadın yok, çoluk çocuk yok, ezilen, yerlerde sürüklenen, öldürülen, doğduğunda gömülen diri diri bir ya, nesilden. Değil mi? Şimdi şükür ya Rabbim sizlere hitap edecek hale getirdi Rabbim bizi. Daha da yüceltsin, daha da büyütsün. Allah'ım farkında olanlardan eylesin bizleri inşallah. Amin inşallah. Sayenizde daha da çok fark ediyoruz. Sayın Hatipoğlu çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Anneciğinizin ellerinden öpün lütfen. Çok babanıza selam var ve sevgilerimizi iletin lütfen. Allah razı olsun sizlerden de inşallah. Rabbim bütün rahmet etmez isteyen Müslümanlara da rahmet dileyelim. İnşallah. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen sizlerin sizler. Yüklerin duasıyla inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun her daim ben inşallah. Ben teşekkür ediyorum. O kadar mahcup, o kadar efendi, o kadar kibar ve zarif ki biz reklam aralarında da konuştuğumuz için o zarafeti ve o iyi yüreği, niyeti ben birebir görüyorum her seferinde ve çok mutlu oluyorum geldiğinizde. Sizin en kısa sürede tekrar bekliyoruz. Bir şeref duyarız. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, o şeref bize ait. Gençler, sesinizi nefesinizi duyuralım mı programda? Hadi son söz size verelim bakalım. İşte bizim liselerimiz. Thank you.
sağlık. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. İlk duamız budur ya her zaman. Biz öyle gönderelim sizi. Yüce Rabbim nasip etsin. Yarın saat 4.30 olduğunda yine sağlıkla, sıhhatle, huzurla, afiyetle, güzel nefesle tekrar birbirimizi bulalım inşallah. Her zaman veda ederken hakkını helal et denirmiş, biliyor musunuz? Babaannem öğretmişti. Sonra ben böyle deyince bana kızdılar. Hakkını helal et niye diyorsun canım? Nereye gidiyoruz? Dur daha buralardayız diye. Bu aslında bir veda değil. Tam tersi, sizi Allah'a emanet etmenin başka bir yolu. Daha güzel bir şey var mı? O yüzden en güzel veda hakkınızı helal edin demek. Hakkınızı helal edin. Yolunuz, gönlünüz, bahtınız açık olsun. Bir nefeste ve sıhhatle yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim.